8 yıllarında Yahudi katliamlarıyla sonuçlanır. Veba hastalığının nedenlerinin uzun süre bilinmemesi, öne sürülen sebeplerin ise dini faktörlü olması, insanları bu hastalığa tıbbi çözümler bulmak yerine kilise merkezli çözüm arayışına itmiştir. Veba karşısında rahiplerin, vaizlerin ve kardinallerin çaresiz kalması ve o dönemdeki doktorların hastalığın geçici olduğuna inanması sebebiyle salgın gittikçe yayılmıştır. 16. yüzyılın son dönemleriyle 17. yüzyılda veba salgınlarının çok yoğun olduğu İngiltere'de tarihçi Kate Thomas'a göre mutlu insanların vebaya yakalanmayacağı inancı yaygındır. Hastalıkların zihinsel durumlar nedeniyle olduğu ve bu yüzden irade gücüyle iyileştirilebilecekleri şeklinde gelişen teoriler bir hastalığın fiziksel kaynağının anlaşılmadığını da gösterir. 1898 yılında Paul Louis Simond hastalığın kesin olarak nasıl bulaştığını açıklamıştır. Avrupa topraklarını terk ettikten sonra veba özellikle Osmanlı coğrafyasında yani Balkanlarda, Anadolu'da ve Arap Yarımadası'nda görülmeye başlar. Daha sonra Avrupa'da olduğu gibi alınan etkili önlemler sonucunda Osmanlı topraklarında da etkisini kaybetmeye başlar. 1820'lere doğru veba salgınlarının olgunlaştığı 19. yüzyılın ilk çeyreği kolera salgınının başladığı yıllardır. 1700-1850 yılları arasında neredeyse aralıksız hafif, orta ve şiddetli salgınlara sebep olan veba 19. yüzyılın ikinci yarısında yerini şiddetli kolera salgınına bırakmıştır. Osmanlı devletleri başta Balkan Savaşları olmak üzere Birinci Dünya Savaşı esnasında da savaşın yanında bulaşıcı hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Balkan Savaşlarından sonra Anadolu'ya göçlerin fazlalaşmasıyla birlikte Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu'da ve diğer cephelerde kolera, sıtma, tifüs, veba, frengi gibi salgın hastalıklar yaygınlaşmıştır. Bulaşıcı hastalıklar sadece cephedeki askerleri değil, sivil halkı da çok etkilemiştir. Zira sivil halk arasında salgın hastalıklardan ölümler, yine hastalıklar dolayısıyla cephede hayatını kaybeden askerlerin sayısından fazladır. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa 1838 yılında resmi olarak karantina kararı alır ve bu durumu kurumsallaştırmak üzere 1839 yılında karantina nazırlığı kurulur. Günümüze kadar olan salgın hastalıkları ise şöyle sıralayabiliriz. Tifus, çiçek hastalığı, veba, viral kanamalı ateş, kızamık, sıtma, leptospirosis, sarı humma, influenza, dengue ateşi, kolera, epidemik tifus, uyku hastalığı, tekrarlayan ateş, poliomiyelitis, meningitis, SARS, chikungunya virüs, el ayak ağız hastalığı, MERS ve COVID-19. Tarihte de görüldüğü üzere önlemlerin azalması ya da önlemlerin alınmaması gelebilecek herhangi bir ikinci, üçüncü ya da dördüncü dalgaya karşı hazırlıksız yakalanmamıza sebep olabilir. Her ne kadar normalleşme sürecine geçilse dahi ya da normalleşme konusundan bahsedilse dahi önlemlerimiz devam etmeli ki tarihte görüldüğü gibi diğer dalgalara karşı üzücü durumlarla karşılaşmayalım. Koronavirüs bilgi serimize devam ediyoruz ve bugün videomuzda dünyada bugüne kadar yaşanmış salgın hastalıklardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Tarihin en eski dönemlerinden beri salgın hastalıkların var olduğu bilinir. Bu salgın hastalıklar meydana geldikleri bölgelerde göçlere neden olup bu göçlerle tarihin akışını yeniden şekillendirmiştir. Antik çağda Hipokrat öncesi dönemde salgın hastalıklar bireyleri toplum dışına iten dışlanma sebebidir. Eski çağlardan günümüze kadar olan süreçte ise salgın hastalıklar toplumlarda yarattığı sosyal ve kültürel tahribatla birlikte tanrı tarafından gönderilen bir musibet olarak algılanmıştır. Biyolojik bir olgu olan salgın hastalıkların insanlık tarihinden bile daha önce var olduğu kabul edilir. Özellikle arkaik toplumlarda çiçek, frengi, sıtma ve cüzzam gibi tüm bulaşıcı hastalıkların genel olarak veba hastalığı olduğu düşünülür. Mezopotamya'da salgın hastalıklar sık yaşanırdı. Savaşlar ve işgaller hastalıkların kolay yayılmasına neden olmaktaydı. Kil tabletlerde bazı veba çeşitlerinden, tıbbi metinlerde hummadan, kutsal metinlerde de salgın hastalıklardan bahsedilir. Sıtma, cüzzam, zatürre, çiçek ve veba gibi salgın hastalıklara Eski Mısır'da sık rastlanır. Mezopotamya bölgesinde vebanın olduğu ve M.Ö. 2000'li yıllarda yazılmış olan Gılgamış destanında veba hastalığından söz edildiği görülür. Ey tanrıların büyük üstadı, ey yiğit ehli diye başlar bu yazıtlar. Sonrasında senin yaptığın bu tufan yerine bir insan kalkıp insanları azaltsa daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine bir kurt kalkıp insanları azaltsaydı daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine veba tanrısı kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi gibi bazı tabirler bu eski yazıtlarda kullanılmaktaydı. Aslında tüm bu tabirler o dönemde de salgınların yoğun bir şekilde görüldüğünü ve insanları çok etkilediğini kanıtlar nitelikte. Veba hakkında kayıtlara geçen ilk salgın milattan önce 14. yüzyılda Hitit uygarlığında görülür. 20 yıl boyunca veba salgınının devam ettiğini yazan tabletlerde veba duasında Hitit halkının vebadan dolayı kırıldığı yazmaktadır. Milattan önce 2100-1200 yılları arasında gemen olan Hitit uygarlığında tanrıların ihmal edilmesi, onlara karşı işlenen suç ve günahlarla ölü ruhların rahatsız edilmesi hastalıkların sebebi arasında gösterilir. Böyle görüşler söz konusudur. Hititlerin en büyük kralı kabul edilen isim milattan önce 1345 yılında ve onun ardından tahta çıkan büyük oğlu da bir yıl sonra vebadan ölür. Tüm bu durum bu dönemde veba hastalığının yaygın ve şiddetli olduğunu göstermektedir. Tarihçilere göre M.Ö. 431-404 yılları arasında Atina ve Spana ile bu iki siyasi yapıya bağlı müttefikler arasında gerçekleşen Peloponnesos Savaşı'nda büyük bir salgın yaşandığı yazar. Tarihçilerin aktarımlarının doğruyu tam olarak yansıtmadığını söyler bazı araştırmacılar. Kent nüfusunda büyük bir azalmanın yaşandığı ileri sürülmüştür ancak bu iddiayı destekleyecek kaynaklar bulunmamaktadır. Askeri gelişmeler analiz edildiğinde de Atina'nın gücünde bir azalma olmadığı, tersine farklı bölgelerde birbirinden bağımsız operasyonlar yapabilecek kabiliyete sahip olduğu görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak Atinalıların günlük yaşantısında da önemli bir değişim yaşanmamıştır. Sonuç olarak bakıldığında ise Tarihçilerin vermiş olduğu bilgiler ve Atina'da ortaya çıkartılan buluntular ışığında tipo kaynaklı bir salgının yaşanmış olduğu kesin olmakla birlikte sanılanın aksine mesleki yıkıcı olmadığı görülmektedir. Tapınaklarda ölenlerin cesetleri hiç kimse tarafından kaldırılmıyordu. Salgın öylesine yayılmıştı ki insanların tanrısal ve kutsal şeylere karşı olan saygılarında azalma meydana gelmişti. Mezarlar ve cenaze törenleriyle ilgili gelenekler ortadan kalkmaya başladı der bazı tarihçiler o dönemler için. Orta Çağ Avrupası'nın en büyük salgınlarından olan veba ilk olarak 6. yüzyılda ortaya çıkan ve Justinian vebası adıyla bilinen salgındır. İkinci büyük veba ise 14. yüzyılda. tanıtmak istiyorum sizlere çünkü sonrasında kendisi konuk kalacak eserleriyle bir giriş yapacak çok güzel bugüne çok anlamlı bir yayın içeriği aslında hazırlamış olduk sizler için de onun da katkılarıyla şimdi kısaca Genco Arı'dan bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimiz birazdan bize de konuk olacak çok mutluyuz öncelikle onu belirtelim 189 IQ'yla 9 yaşında dahi çocuk olarak piyano bölümüne kabul edildi. Ve yarı dönemde 6 sınıf atlayarak konservatuvar müfredatını değiştiren ilk öğrenci oldu. Tarihe geçti diyebilirim. Ve hocası Profesör Meral Yapalı ile de uzun yıllar boyunca çalıştı. Dünyanın birçok yerinde, festivallerde ve albüm kayıtlarında bulundu. 2002 ile 2005 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde caz bölümünde başkanlık yaptı. Öğrencilerinin onda yedisi yüksek başarı ve tam bursla Royal Academy of Arts, Berkeley College of Music ya da Sibelius Akademisi gibi eğitim kurumlarına kabul edildiler ve Genco Arı Türk cazına da büyük katkılarda bulundu. Çok önemli bir isim. Türkçe pop müzik dünyasında da aranjör ve prodüktör kimliğiyle İlklere imza atan bir isim Genco Arı ve bugün yayınımızda olacak. Dünya ünlü piyanist Genco Arı bizlerle hoş geldiniz Genco Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Az önce bugünün anlam ve öneminden de bahsetmiştim. Bir yanda 19 Mayıs, bir yanda evet. Kadir Gecesi. Bu iki önemli tarihte sizin gibi değerli bir ismi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz öncelikle. Tekrar çok teşekkür daha ederiz. Daha, daha. Benim, benim için de şeref çok teşekkür ederim. Ki bu noktada ben birkaç da soru yöneltmek istiyorum aslında. Size evet, gelen sonra sorular sonra. da var. Evet, evet. Bu pandemi sürecindeyiz. Hep e, söylüyoruz bazı değerleri aslında bize çok daha iyi öğretti gibi. Ama bu kalıcı olacak mı diye de bazı endişeler var. Ne dersiniz bu pandemi sürecinin avantajları demek tabiri caizse neler olabilir? Ve bu süreçte öğrendiklerimiz sizce neler ve kalıcı olacak mı olması için de neler yapabiliriz? Ne söylemek istersiniz? Ben kendi pandemi sürecimde kendi gelişimimi anlatayım. Tabii. Sonrasında da Nazizan'a kendi genel fikrimi paylaşayım. Ee, müthiş bir içe dönüş yaşandı herkes açısından. Ee, hayatımızda kırdığımız, üzdüğümüz, hepimiz yüzlerce hata yaptık. Ee, hiç kimse mükemmel değil. Fakat yaptığımız hataları düşünmek için şahane bir zaman dilimiydi bence bu. ...ben örneğin küs kaldığım hiç kimse kalmadı. Çünkü hepsini aradım. Harika vakitler geçirdim. Çünkü bir daha görüşememek diye de bir şey var. Gerçekten Allah korusun herkesi. Bu sağlık çok mühim bir şey çünkü. Çok da takdir ediyoruz tabii ki. Türkiye'de de biliyorum ki çok önemli işlere Zaten Sadece Türkiye'de de değil, dünyada da böyle. Sitenizde şöyle bir söz var. Çok da güzel bir söz. Ben paylaşmak da istiyorum. Hem izleyicilerimiz de duysunlar istiyorum. Müzik hadisesi gereğinden fazla abartılıyor. Ne olursa olsun insan kendinden bir nota bile fazlasını çalamayacaktır. Bu yüzden sanatın en yüce gayelerinden biri insanın kendini arama yolculuğunda bulacaklarına o odaklanmak olmalıdır. Mutlu akşamlar diliyoruz. Bu akşam da pazar erçer akşam olduğu gibi huzurlarınızdayız ve 27 Mayıs 2020 tarihinde de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmaya birazdan başlayacağım. Ve başlamadan önce tabii ki çoğu zaman olduğu gibi hem bazı videolar paylaşıyoruz. Bizim bilgilendirici videolarımız onlar hem de piyano paylaşıyoruz. Yeni gelen izleyicilerimiz şöyle bir soru yöneltmişler. Canlı mı bu performans diye sormuşlar. Piyanolar canlı değil. Fakat e, belki bir gün onu da yaparız sürpriz olarak ama birçok piyano videosu paylaşıyoruz. Farklı farklı eserler var. E, farklı kıyafetle, farklı bazen arka planla. Dolayısıyla canlı olmadığı aslında oradan anlaşılıyor ama Yine de yeni gelmiş olan izleyicilerimiz tabii ki ilk gördüklerinde canlı sayıyor olabilirler. Canlı değil fakat biz piyanoyu seviyoruz, sanatı seviyoruz. Ben de piyano çalıyorum, önceden bilenler de biliyor. O yüzden bültenimizde de paylaşmaktan çok memnun oluyoruz. Sizler de beğendiyseniz ne mutlu. Şimdi selam verenler olmuş. Hemen herkesi bir selamlayalım hızlıca. Haberlerimizde de devam edelim sonrasında. Tayfun merhabalar. Yine ailece yerimizi aldık. Kahvemiz elimizde. Tüm ailece sizi izliyoruz. Kıbrıs'tan sevgiler diyor. Sevgilerimi iletiyorum. Hızır Bey merhabalar. Doğu Karadeniz'de gökyüzünde patlama olmuş bilgi var mı? Artvin, Rize, Bayburt, Kars, Gümüşhane bu patlamayı görmüş. Acaba nedir diye soruyor. Evet, bugün gerçekten Türkiye genelinde çoğu yerde, çoğu ilde inanılmaz bir yağış vardı. Gök gürültülü yağış vardı. Biliyorsunuz orada da daha dün Karadeniz'i almıştık ama Karadeniz grubunda da paylaşım yaptık. Orada da eğer gelenler olursa bizim esas sayfamıza, Tiviko'ya gelirseniz orada da yorumlarınızı görmek isteriz. Biliyorsunuz kaygan zemin söz konusu, toprak kayması konusunda çok kritik yerler oraları. Haliyle orada tabii korkulan durumlar oldum diye insanlar merak ediyor. Şu an için öyle bir son dakika gelişmesi aktarılmadı Hızır Bey ama Türkiye genelinde evet dediğiniz gibi bir soğuk hava dalgası, yağışlı hava dalgası vardı. Gök gürültülü yağış vardı. İstanbul'da da keza öyle. Yani Mayıs ayında mıyız? Ben bugün bir süre dışarı çıkmam gerekti. Bazı işlerimiz oluyor tabii banka işleri, alışveriş işleri vesaire. Onun için mecburen çıkıyoruz ama o sürede şunu fark ettim. Gerçekten Mayıs ayındayız. 27 Mayıs'tayız. Haziran'a şurada günler kaldı. Ama sanki yaz bitmiş de Kasım gelmiş Kasım soğuğu gelmiş gibi hissettim bir an. Bilmiyorum ben mi o kadar çok üşüdüm? Sizler üşüdünüz mü? Merak da ediyorum doğrusu. Merhaba Esat, teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Merhabalar Ahmet. Merhabalar Pir, Kırmanç. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Selamlar. Ve paylaşımları bekliyoruz. Yayınımız başlamış bulunuyor. Bütün izleyicilerimizden paylaşmalarını gruplarda olur, sayfalarında olur. Bekliyoruz. Beğenilerini de bekliyoruz. Bunu da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Ve haberlerle başlayalım. Saatlerde 21.30'u gösteriyor. Haberler hakkındaki yorumlarınızı lütfen aksatmayınız. Haberler hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. Türkiye'de biliyorsunuz yaz ayları kapıda. Mayıs'ı bitirdik. Her ne kadar sağanak yağışla 27 Mayıs'a başlamış olsak da ki elbette yaz ayları gelecek. Haliyle yaz aylarında maske kullanımı nasıl olacak? konforu sağlayabilecek miyiz diye soru işaretleri varken şöyle bir haber geldi. Onu paylaşayım sizlerle. Türkiye'de yaz aylarında kullanılması için konforlu maske üretilecek değerli izleyiciler. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi COVID-19'a karşı antibakteriyel özellikli ısı, nem ve hava geçirgenliğine sahip konforlu birçok kez yıkanabilen maskeler geliştirilmesi için firmalara test ve danışmanlık sistemi sunduğunu açıkladı. Ve tabii ki yaz aylarında maske kullanımı çoğu kişiye biraz korkutucu gelebilir. Çünkü kış aylarında dahi daha doğrusu her ne kadar kış aylarında gelmese de koronavirüs bazen hava sıcaklıkları kış aylarıyla biliyorsunuz paralel doğrultudaydı. İşte o zamanlarda dahi maske kullanımı bazen sorun yaratabiliyor. Nefes almak açısından ya da iz bırakabiliyor biliyorsunuz. Çeşitli zorlukları olabiliyor. Bu konforsuz yapıyor o maskeleri ama yaz ayları için özel olarak konforlu maskelerin geliştirilebileceğini ve bunu Türkiye'deki kurumların yapabileceğini bu haberle birlikte de görmüş oluyoruz aslında. Ve biraz ayrıntılara da girmek istiyorum. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi, kısa adı da BUTEKOM. Akıllara yazalım lütfen, iyice araştıralım tekstil firmalarına destek veriyor bu konuda. Aslında zaten 2008 yılında kurulan bir yer burası. Danışmanlık hizmeti ve eğitim hizmetleri verebilmek için. Son dönemde yıkanabilir antibakteriyel cerrahi maske üretimi konusunda çalışmalar yapıyordu. Ve geniş bir yelpazede de testler gerçekleştirip teknik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Aklınızda bulunsun bu konuda yetkililerinden de bir açıklama var. Mesela Profesör Doktor Mehmet Karaan, Butekom'un Proje danışmanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürü aynı zamanda. Covid-19'da mücadele kapsamında en önemli tedbirlerden birinin tabii ki o da maske takmak olduğunu ifade ediyor. Bir de şöyle söylüyor. Şu anda çok ciddi talepler var. Özellikle cerrahi maske dediğimiz 3 katlı maskelerle ilgili birçok firma yatırımlar yapıyor. Ancak bu maskeler kullanıp atılan gün içinde değiştirilmesi tavsiye edilen maskeler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda, günlük milyonlarca maskenin tüketilmesi anlamına geliyor. İşte bundan dolayı biz Butekom olarak bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla kullanılıp atılan maskelerin yerine tekrar yıkanıp kullanılabilen antibakteriyel filtrasyon özelliğine sahip bez maskelerin üretimiyle ilgili firmalara teknik danışmanlık sağladık diye açıklamalar aktarıyor. Gerçekten bu Türkiye için bizim gelişimimiz açısından, teknolojimiz açısından çok önemli, sevindirici bir haber olduğu gibi bizler için de halkımız için de sevindirici. Çünkü yaz aylarında konforlu maskeye çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Keza normal zamanda da öyle tabii ki. Evet vaka sayısı yine binin üstünde ne düşünüyorsunuz diyor Tayfun. Aslında düşüncem aynı doğrultuda yani aynı paralelde virüs bitmedi. Bu bir gerçek. Biz eğer bilinçli olarak kişisel olarak önlemlerimizi bırakmaya başlarsak o zaman vaka çok daha fazla tırmanabilir. ikinci dalga gelebilir. Ben açıkçası çok fazla bilinçli olmaya bağlıyorum bunu. Yani bilinçsiz olduğumuz noktada devletimiz tabii ki ekonominin devam etmesi için diğer ülkelerde olduğu gibi normalleşme adımlarını getirecek. Ama artık burada iş biraz bireyselliğe düşüyor. Yani bireysel olarak biz gereken önlemi almaz, gereken bilinci sağlamazsak o zaman vaka sayıları artar. Beklenen olur maalesef. Kaptanımıza teşekkür ediyorum. Bu tekom, tekrar söyleyeyim bu tekom. Kısa bu tekom. Ahmet sormuş hangi firma demiştiniz diye. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi. Bu tekom. Bunu da not edin lütfen. Eğer sizin de danışmanlık almak isteyen bildiğiniz tekstil firma sahipleri varsa, çalışanları varsa onlara da yönlendirebilirsiniz. Şu anda danışmanlık sağlıyorlar. Bunu da duyurmuşlar. Şimdi devam edelim. Ordu'da ilginç bir haber kayda geçti. Ben gurur duyarak aslında biraz bu haberi aktarmak istiyorum. Gurur duyulacak bir haber, İkisi görev başında. Ordu'da selam olsun bu arada ordululara. Var yayınımızda biliyorum. Selamlarımızı gönderelim. Görev yapan 29 yaşındaki tek yumurta ikizi doktorlar Oğuz ve Onur Şahin ilk görev yerlerinde Covid-19'a karşı omuz omuza mücadele vermenin gururunu yaşıyorlar. Bakın Tek yumurta ikiziler. ikisi de doktor. Ve ilk görev yerlerinde omuz omuzalar ve COVID-19'a karşı mücadele veriyorlar. Bakar mısınız? Aslında ne kadar büyük bir şans ve ne kadar büyük bir gurur kaynağı bizler için, Türkiye için elbette. Ünye Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 3 yıl önce atanan ikiz doktorlar onlar. Onur ve Oğuz Şahin. Yeni tip koronavirüse, daha doğrusu yeni tip koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alarak salgının bir an önce son bulması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Diğer sağlık çalışanları gibi, doktorlar gibi. Görenleri de tabii şaşırtıyorlar. Her doktor gibi sabah saatlerinde hastanedeki görev yerlerini alıyor zaten Onur ve Oğuz Şahin. Yönetmeliğe uygun bir şekilde önlemlerini aldıktan sonra da hastalarıyla, hasta yakınlarıyla ilgileniyorlar. Her gün gelen hastalara COVID-19 testi yapıyorlar. Hastaların ateşlerini kontrol ediyorlar. Sağlık durumlarını takip ediyorlar. Ve hastanenin acil bölümünde görev yapan Şahin kardeşler birbirlerine olan benzerliğiyle de görenleri şaşırtıyor haliyle. Yani ilk önce bir tarafa bakıyorlar. Aynı kişiyi tekrar orada görünce bir şaşkınlık yaşanıyor tabii. Ama güzel görüntüler bunlar. Gurur duyacağımız görüntüler aynı şekilde. Onur Şahin kardeşiyle mesleğe başladıkları günden bu yana omuz omuza çalışarak hastalara şifa dağıttıklarını kaydediyor ve diyor ki devletimizin bizlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde ikiz kardeşimle omuz omuza çalışmak bize onur ve gurur vermektedir diye ifade ediyor. Biz de onlarla tabii ki tüm Türkiye olarak bence gurur duyuyoruz. Tabii Onur Şahin'in vatandaşlara bir uyarısı da var. Covid-19 vakalarında bir azalma olduğu gerçek ama hiçbir şey bitmiş değil. Tüm halkımıza tedbirlerimizi elden bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu tedbirleri elden bırakmamalarına davet ediyoruz diye özellikle uyarıda bulunuyor. Bakın. Bence çok güzel bir mutluluk. Şahin ailesi için diye düşünüyorum. İki çocukları var. İkisi de doktor. Koronavirüs mücadelesinde ön safta yer alıyorlar. Hastalarla yakından ilgileniyorlar. Büyük bir gurur kaynağı. Hem aileleri için, hem kendileri için hem de Türkiye için güzel bir örnekti paylaşmak istedim sizlerle de. Cihan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bugün biraz saatimizde biraz ilerleme oldu ama şunu söyleyeyim. 21'den itibaren hazır olun. Çünkü o zamandan itibaren biz paylaşımları yapıyoruz. Sizden de aynı performansı bekliyoruz. Paylaşımları bekliyoruz. Bugün ben şuna dikkat ettim. Sokağa çıkma yasağı olduğunda tabii daha çok internette oluyorsunuz ya da ekran karşısında oluyorsunuz. Bugün sokağa çıkma yasağı yok. Ve Instagram'da story paylaşımlarına bakıyorum ya da işte fotoğraflara bakıyorum vesaire. Şunu fark ettim. Arabalar gayet yolda. Yani Temoto yolu olsun ya da E5 karayolu olsun her yerde Beşiktaş'ta dahi ya da Şişli'de dahi bayağı bir trafik gördüm. Trafik görüntüsünü paylaşmış herkes. Hatta kimileri demiş ki korona bitti herhalde. Yani bu kadar araç yola çıktığına göre, bu kadar insan aynı şekilde yolda olduğuna göre, yakın mesafede olduğuna göre. Mesela biri Bağdat Caddesi'nden fotoğraf atmış, video atmış. Bağdat Caddesi biliyorsunuz geniş aslında. Ama insanlar tıpkı normal bir Mayıs ayı gibi koronavirüs yokmuşçasına kimileri maskesiz yakın bir mesafede yürümeye devam ediyorlar. Yani neden bu kadar hızlı bir şekilde tedbiri bırakan insanlar var ben bunu anlayamıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz? Yani İtalya'da biliyorsunuz ilk öyle yaptı. Sonra ne oldu? Bu kolay gidecek bir şey değil. Devletimiz kısıtlamalar yapıyor ama her zaman yapmıyor diye bu bizim kendimize kısıtlama yapmayacağımız anlamına gelmiyor, değil mi? Katılıyor musunuz bana? Çağatay merhabalar. Covid-19'un sonu olma olasılığı hakkında ne düşünüyorsun? Sanırım sen de Bill Gates'in koronavirüsü mesela insanlara mikroçip takmak için kullandığı doğrultusundaki sorulardan birini yöneltmişsin. Açıkça söyle bir komplo teorisi var. Kararsızım. Karar vermek mümkün değil. Yani iki taraftan da çok mantıklı açıklamalar geliyor. Suni olma olasılığı da var. Yüzde %50, yüzde bir ona inanıyorum, bir ona inanıyorum diyebilirim. Tıpkı sizler gibi. Serhan yayınımızı izlerken evet invite'lerimizi bekliyoruz demiş. Gizem Fidan Tibiko haberin tek adresi diye de yazıyor. Hoş geldin Serhan'cığım. Evet bekliyoruz. Serhan, Ahmet, moderatörlerimiz Tayfun hep yayınımızdalar sağ olsunlar. Başsoy ailesi aynı şekilde hep yayınımızdalar. Diğer aileleri, diğer izleyicilerimizi de her zaman bekleriz 21'den itibaren. Pazar yoku sadece. Gizem Hanım formunda her zamanki gibi diyor. Mercedes'i seven bir izleyicimiz öyle söyleyeyim Nikid'den yola çıkarak teşekkür ediyorum. Sağ ol Varol. Beğenilerin için de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin enerjisi bana gelince açıkçası siz pozitifseniz, siz mutluysanız, yorum yapıyorsanız, paylaşım yapıyorsanız bol bol o ben de pozitif etki oluşturuyor gördüğünüz gibi. Ben de sizlere o pozitif etkiyi geri yansıtıyorum. Yani karşılıklı bir enerji akışı var, karşılıklı bir sinerji var. Bu da tabii ki sizin sayenizde olan güzellikler diyeyim. Evet Cihan Gizem Instagram'da senin profili resim ya... seni profil resmi yaptım demiş. E bari adını da ona yönelik değiştir şimdi görenler yanlış anlamasınlar Cihan deyip herhalde benim resmimi koyunca şöyle Gizem Fidan, Tiviko falan diyebilirsin belki bir şeyler diyebilirsin yani ben vereyim ipucunu sen çok yaratıcısın bu konuda yorumlar falan maşallah bu konuda da yaratıcılığına bırakıyorum eğer profil resmi yaptıysan benim resmimi o zaman adını da Tiviko Gizem Fidan gibi mesela Haber Tiviko Gizem Fidan gibi bir şeyler değiştirmek gerekecektir diye düşünüyorum öyle yaparsan biz de bol bol paylaşırız postlarını söyleyeyim Osman Bey merhabalar. Evet yine güzel bir yorum. Bakın neler yazmış okuyalım. Bilmediğimiz diyarlarda aç yatan çocuklardan, çaresiz babalardan, açsız analardan sebep bir yanımız hep mahcup, hep eksik, hep mahzun. Ama umut hep var. Umudunu kaybetmeye meyletmiş güzel insanlara gelsin. Geceniz yüzünüz gibi aydın olsun. Hadi uyan. Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın. İlk yazlar sıcağı biriksin yüreğine. Yoksul olsan da uyan, garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzel yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için uyan. Sevgiler diyor Osman Özgür Çok teşekkür ediyoruz. Çok seviyorum. Osman Bey'in yorumlarını çok seviyorum gerçekten. Hem böyle uzun hem anlam her bir cümlesi anlamlı ve muhakkak şiir var. Biz şiiri seven bir ekibiz. Ve şiir paylaşabilirsiniz bu arada. Diğer izleyicilerimize de söyleyelim. Çok sevdiğiniz şiirler olur. Sevdiğiniz şairlerden şiirler olur. Hepsini paylaşabilirsiniz. Ben şiir okumayı çok seviyorum. Biz, biz ekip olarak da şiiri çok seven bir ekibiz. Sanatı çok seviyoruz. Şiiri çok seviyoruz. Edebiyatı çok seviyoruz, sanatçıları çok seviyoruz. O yüzden bunu bence siz de biliyorsunuz. Şiir bol bol gönderebilirsiniz. Okumaktan ben ayrı bir şekilde mutlu oluyorum. Hoş geldiniz Osman Bey, teşekkür ediyorum. Ve devam edelim. Şimdi aynı adayları var yayınımızda. Peki yeni kardeşleri gelecek olanlar var. Şu soru çok merak edildi, çok soruldu. O yüzden yayınımızda da ben netlik kazandırmak istiyorum. Covid-19 olan anneler bebeklerini emzirebilir mi sorunsalı? Bu sorunsalan ettik kazandırıldı artık. Onu aktarmak istiyorum büyük bir mutlulukla. Profesör Doktor Naylan Karabayır dedi ki, koronavirüs yani Covid-19 pozitif annelerin bebeklerini emzirmesini, devam etmesini tavsiye ediyorum dedi. Yani Covid-19 olan anneler bebeklerini emzirebilir dedi değerli izleyiciler. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verildi kendisinin. Emzirilmeyen bebeklerde en az 4 ay yalnız anne sütüyle beslenen bebeklere oranla zatürre nedeniyle hastaneye yatma riski yaklaşık 4 kat fazlaymış biliyor musunuz? Yani COVID-19'dan koruyayım derken zatürre riski var ki emzirmesinin zaten COVID-19 bulaştırma konusunda bir riskinin de olmadığını ifade ediyor aslında Karabayır. Ve ekliyor diyor ki ayrıca solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere enfeksiyonların sıklığı ve şiddeti artıyor. Büyüme, gelişme, bağışıklık sistemleri için tüm hijyen kuralları sallanarak koronavirüs pozitif annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesini tavsiye ediyorum diyor. Bir dipnot ekleyelim kendi açıklamasından yola çıkarak. Tüm hijyen kuralları sağlanmalı tabii ki maskeler, eldivenler ama anne sütünü o bebekler almalı. Anne sütü ne kadar önemli değil mi? Anne sütü gerçekten çok önemli bizim gelişimimizde. Ömrümüz boyunca o sütten aldığımız vitaminler kazandığımız bağışıklık sistemimiz üzerine kazandığımız pozitif özellikler ve hepsi ömrümüz boyunca bizi destekliyor. Çünkü anne sütü çok önemli. E bir de şu yorumu da yapacağımızı tahmin ediyorum. Helal süt emmiş olmak diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Bu tabir de bizim atasözümüz aslında. Çok da kullanıyoruz. Aynen öyle. Anne sütü nereden bakarsanız bakın. isterseniz atasözlerinden, deyimlerden bakın. isterseniz Teknik anlamda, bilim anlamında bakın çok ama çok önemli. Ve Birkaç açıklaması daha var. Onları da aktarmak istiyorum. Çevrenizde de bu konuda soru işareti olan varsa bizim vesilemizle aktarabilirsiniz anne adaylarına, yeni belki doğum yapmış olanlara bu süreçte. Koronavirüse yakalanan annelerin bebeklerini anne sütüyle beslemeye devam etmesi gerektiğini belirten Karabayır, yapılan çalışmalarda amniyotik sıvı, anne sütü, kordon kanı veya yeni doğan faringeal sürüntü örneklerinde virüs saptanmamış ve koronavirüsün emzirme yoluyla bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır diye de aslında yüreklere su serpen bir açıklamada yaptı değerli izleyiciler. Ama anne sütü almayınca o bebekler hangi riskle karşı karşıya kalıyor? Zatürre olma riski, ishal olma riski, kulak iltihabına yakalanma riski ya da diğer enfeksiyonlar aynı şekilde çok daha büyük bir risk oluşturuyor anne sütü almayan yeteri kadar anne sütüyle beslenmeyen bebekler için o yüzden anne sütü çok önemli bu süreçte de tüm önlemlerin alınmasıyla birlikte anne sütünün verilmeye devam ettirilmesi tavsiye ediliyor uzmanlar tarafından. Evet anne sütü hazine değerinde ama bedava diyor. Çok doğru söylüyorsun. Gerçekten hazine. O yüzden annelerimizin de kıymetini bilelim. Onlar da bizim için ayrı bir hazine, ayrı bir değer. Ayrı kıymetliler, onların sütü, onların varlığı, onların her şeyi bizim için çok ama çok önemli. Ama özellikle yeni doğmuş bebekler için hep söylenir anne sütünün öneminden hep bahsedilir. E bu süreçte de tabii o bebekler şanssız mı derseniz, açıkçası biraz öyle zor bir dönemde doğuyorlar. Hastanelerde yine doğan bebekler var şu anda. Yok değil. Covid 19 devam ederken doğan çok fazla bebek var. Sadece Türkiye'de değil. Dünya genelinde de böyle. Ama o doğumu yaptırtmak zorundalar. Erteleyemezler. O bebeğin gelmesi lazım. E bebek ne yapsın? Anne sütsüz mü kalsın? O virüsün günahını bebek mi çeksin? Değil mi? Neyse ki böyle içlere, gönüllere su serpecek bir açıklama geldi. İnşallah tüm tedbirler de sallanarak yeni doğum yapan anneler ve şu anda mesela akıllarında soru işareti olan anne adayları gönül rahatlığıyla anne sütünü verebilirler yeni doğan bebeklerine. İlk 6 ay mümkünse sadece anne sütü değilse hiç olmazsa 4 ay diyor. İzleyicimiz doğru söylüyorsun. Adı da tozlu Mercedes'in ki öyle. Adını da alırsam adına da hitap etmek isterim sana. Evet. Bence COVID-19'un merkez üssü Türkiye olsaydı ülke nüfusunun yarısı vefat etmişti diye düşünüyorum. Bilinçli kesim ülkemizde ne yazık ki çok az diye bir yorum geldi. Ee, tabii bu izleyicilerimizin bütün yorumlarını ben aktarıyorum. Her zaman katılıyor muyum? Katılmayabiliyorum ama bizim ülkemizde e, çok bilinçli insanlar var. Yani onları tenzih edelim bu yorumu yaparken onlara haksızlık olmasın. Çok önemli tedbirler alan, çok bilinçli davranan insanlarımız var. Onları ne olur, ne olmaz hiç incitmeyelim, kırmayalım, onları tenzih edelim ama dünya genelinde var. Yani sadece ülkemizle alakası yok bunun insanın karakteriyle alakalı, insanın aynı şekilde eğitimiyle alakalı. Mesela geçen Florida'da sokak partisi verdiler. Yani Amerika diyorsunuz. Ya da bazı kişiler işte Amerika'yı yüceltebiliyor bazen sohbetlerinde. Ya da kimileri belki Amerika'yı örnek alıyordur izleyicilerimizden. Ama Amerika'da bile bireysel olarak bilinçli olunmadığında işte sokak partisi düzenlenebiliyor. Yani bunun bir ülkeye entegre edilmesi taraftarı değilim ben. Ama bireysel Karaktere bağlı, bilinçli olmaya bağlı, eğitim düzeyine bağlı. Aynı zamanda çevrenize bağlı, ailenize bağlı tabii ki. Çevredeki uyaranlara bağlı. Bu koşullar her ülkede sağlanmalı elbette. Siz ne ad verirseniz adıma olsun diyor. Ben herkese adıyla hitap etmeyi çok seviyorum. O yüzden adını söylersen öyle hitap edeceğim. Mehmet Bey merhabalar, teşekkür ediyorum. Merhaba Artiviko platformu hakkında bilgi alabilir miyim sizden diyor aslında izledikçe bence bilgi sahibi de olursun ama kısaca biz birçok platformda aynı anda yayın yapıyoruz. İnteraktif haber bülteni gerçekleştiriyoruz. Pazar erçer akşam 21'den itibaren seni de yayınımıza bekliyoruz. Takipte kalman lazım tabii yayınımıza gelmen için. Bu arada sularımızı da içiyoruz değil mi? Bakın pembe bardağımla pembe gömleğim var görüyorsunuz. Bugün pembeleri tercih ettim. Küpelerimi de şöyle göstereyim. Bugün küpelerime çünkü bir övgü gelmedi. Yani dünkü küpeler de burada. Bakın dünkü küpelerim. Onlar da burada. Bunlara övgü geldi. Hiç unutmuyorum. Bugünkülere niye yok? Tabii bu işin şakası. Ama dediğim gibi öze dönelim. Suyumuzu yudumlayalım ve yayınımıza devam edelim. Şimdi devam ederken Netflix bilmiyorum oradan izlediğiniz diziler var mı ama olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bu süreçte Netflix'e yoğunluk hala arttı. Bu bir gerçek yani her yerde veriler paylaşıldı biliyorsunuz. Ve Netflix'le alakalı olarak bu sefer farklı doğrultuda bir şey aktaracağım. Yeni bir dizi haberi vermeyeceğim, dizi içeriği haberi vermeyeceğim, bir sansürden bahsetmeyeceğim. Fakat şundan bahsedeceğim. Netflix'ten sinema televizyon çalışanlarına destek geldi değerli izleyicilerimiz. Şu anda biliyorsunuz birçok dizi durduruldu, birçok set durduruldu, durdurulmak zorundaydı. E i̇nsanlara bakıyoruz anket sonuçlarında sinemaya gitmek konusunda kaygılılar. En az 8 ay sonra diyenler çoğunlukta, 1 yıl sonra diyenler çoğunlukta, tiyatro da keza öyle. Haliyle sinema ve televizyon çalışanları arasında çok büyük zorluklar yaşanıyor. İşsiz kalanlar var. Ve böyle bir durumda Netflix'ten yardım geldi. Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Sinema Televizyon Sendikası aslında üçü birden Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olacağını açıkladı. 4 milyon lira tutarındaki destek pandemi nedeniyle çekimleri kesintiye uğrayan yapımların kamera arkasındaki çalışanlarına dağıtılacak. Biliyorsunuz da o yapımların kamera arkasında çok fazla sayıda çalışan var. İşte kuaföründen tutun yönetmen yardımcısına kadar asistanına kadar çok fazla sayıda biliyorsunuz çalışan var. İşte onlara bu yardımlar dağıtılacak ve bu haber aktarıldığı zaman büyük bir gururla da birçok platformda zaten paylaşıldı. Ben biraz ayrıntıları da şöyle aktarayım. Bu kapsamda bu yardım kapsamında kamera Işık Ses Sanat Yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevler üstlenen sayısız çalışan var ve sektör çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü sunulan bu destek kapsamında da bir defaya mahsus olarak dağıtılacak kişi başı tutar da 2500 lira olacak. Değerli izleyicilerimiz başvuru sürecini hemen hatırlatalım. Başvuru süreci bugün başladı. 27 Mayıs 2020 tarihinde yani bugün online başvuru formunun aynı sitede yayınlanmasının ardından 14 gün boyunca devam edecek. Siteyi söyleyelim. Sinema Televizyon Sendikası'nın internet sitesi değerli izleyicilerimiz bugünden itibaren 14 gün boyunca başvurular yapılacak. Tabii değerlendirme kurulu olacak. Başvuruların başlamasını izleyen 3 haftalık süreç içerisinde değerlendirme kurulu yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve sendika üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu başvuruları inceleyecek ve desteğe hak kazananları da belirleyecek. Tabii bu çok önemli çünkü bu süreçte her sektörde desteğe ihtiyaç var. E sinema televizyon sektöründe biliyoruz şu anda birçok yapım var. Türkiye dışında çekilen İstanbul dışında çekilen. Daha doğrusu Türkiye'de İstanbul dışında çekilen ama genel olarak yapım şirketleri biliyorsunuz İstanbul'da konuşlanabiliyor. Haliyle birçok ekip üyesinin, birçok oyuncunun İstanbul dışına çıkması lazım. Çok fazla aksaklıklar oldu. Bu dönemde çok büyük sıkıntılar oldu. Çoğu diziler sezon finali yaptılar. Çoğu dizilerin ne zaman başlayacağı belli değil mesela. E, kamera arkasında çalışanları da özellikle çok zorladı bu durum. Haliyle böyle bir yardım duyurusu geldi. Netflix Türkiye orijinal içerik direktörü Pelin Diştaş da diyor ki bu konu hakkında dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne Başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Sinema Televizyon Sendikası'na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz dedi. Evet bu kez Netflix'ten bir dizi haberi vermedim gördüğünüz gibi bir yardım haberi verdim. Ama gerçekten önemli örnek olacak bir haber. Daha nice desteklerin böyle birbirini destekleyen sektörlerin, kurumların var olması dileğiyle o haberleri de bizim sunmamız dileğiyle elbette. Evet Cenk, Walking Dead'e başladım. 9 sezon anca biter diyor. Evet işte diyorum ya Netflix deyince tabii aklınıza hemen izlediğiniz diziler ya da yeni çıkan diziler ya da dizilerle alakalı olan gelişmeler geliyor ama bu kez konu abayrıydı. Ben de büyük bir mutlulukla bu haberi aktardım. Çünkü olması gereken bir şey ne kadar ay geçti biliyorsunuz. O kadar ay işsiz ve genelde şöyle oluyor. Bölümler yayınlanıyor. Ondan sonra paralar alınıyor. Yani her bir bölüm başına e, ücretler yatırılıyor benim bildiğim kadarıyla. E, yayınlanmadığı müddetçe de herhangi bir gelir olmuyor genelde. Özellikle kamera arkası çalışanlar için evet bazı oyuncular zaten o dizideki en yüksek maaşı alan kişiler oluyorlar ama en yüksek geliri kazanan kişiler oluyorlar ama yine de kamera arkası çalışanlar için durum aynı değil. Haliyle her çalışan için aynı değil haliyle büyük zorluk yaşıyorlardı. Böyle bir yardım duyurusu da geldi daha nicelerine diyelim. Birçok sektörde de ihtiyaç var tabii ki. Şimdi devam edelim. Devam ederken tabii ki yorumlarınızı aksatmayın. Şiir bugün paylaşabilirsiniz demiştim. Çünkü şiiri çok seviyoruz ve şiir paylaşmayı da seviyoruz. Ama şiir gelmezse paylaşamıyoruz. Şiir bekliyoruz sizlerden. Bakalım hangi şairleri seviyorsunuz? Ya da bir şiir okuma alışkanlığınız var mı? şiir okumayı sever misiniz? Ya da bazen böyle Çetin Tekindor'un sesinden böyle şiir dinlemeyi mi seversiniz yoksa? O da olabilir. Belki siz okumayı sevmiyorsunuzdur. Ya da okumaktan ziyade o güzel sesiyle, o önemli isimlerin güzel sesiyle okuduğu şiirleri dinlemeyi de seviyor olabilirsiniz tabii ki. Ama bu da şiiri sevdiğinizi gösterir aslında. Varsa sevdiğiniz şiirler bekliyorum bugün. Şimdi Nedir bu Çin'den çektiğimiz diyeceğiniz bir haber var ama üzgünüm. Gerçekler bazen gerçekten çok acı. Şimdi Wuhan'da çıktı koronavirüs. Anavatanı Wuhan diyoruz değil mi? Anavatanı Çin diyoruz hatta. Şimdi de bir katil arı sorunu var ki onun da anavatanı Çin ve geldi Türkiye'ye. Hatta Düzce'ye geldi. Yani kalsaydı Çin'de yok illa gelecek buraya. Türkiye'ye adım attı değerli izleyicilerimiz. Hatta Düzce'de görüldü. Varsa aramızda Düzce'li aman dikkatli olun. Gerçi Düzce'den tüm Türkiye'ye yayılabilirmiş. Gelin ayrıntılara bakalım. Düzce'de yeni yeni görülmeye başladı bu katil arı olarak adlandırılan gal arısı. Ve şu anda arıcıları endişelendiriyor bu durum. Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan ve ana vatanı Çin olan gal arısı kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşiyor, çiçek açmasını engelliyor. Bir de zamanla ağaçların kurumasına neden oluyor. Bakın, yaptıklarına bakın. Ve son zamanlarda da düzce de görülmeye başlandı. Özellikle kestane üretimi yapan köylülerle birlikte kestane balı üretim arıcıları da endişelendiriyor. Bakın bağışıklık sistemimizin güçlü olmasından bahsetmiyor muyuz? Bunun için bal da önerilmiyor mu? Tabi her şey kararında olacak ama kestane balının da inanılmaz faydaları var. E böyle bir durum ortadayken bu katil nereden çıktı değil mi? Nedir bu Çin'den çektiğimiz dediğimizi duyar gibiyim ama herhalde haklısınız bu konuda. Ormanlarımız kuruyacak uyarısı var bakın. Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Derneği Düzce Şubesi Başkanı Aykut Keleş'in açıklamasına göre galerisine karşı önlem alınmaması durumunda kesten ağaçlarının tamamının kuruyacağını söyledi net bir şekilde. Galarısının ana vatanı Çin olarak biliniyor. İlk olarak Bursa taraflarına görülmeye başladı. Düzce'den sonra Zonguldak'a gitti. Orada da görülmeye başlandı yeni yeni. Ve bize en büyük zararı kestanenin çiçek açmasını engelledik için bal alma oranımız düşüyor. Bırakın bal almayı. Yakın zamanda yiyecek kestane bile bulamayacağız. Bu olaya detaylı ve tam olarak el atılması gerekiyor. Buna karşı bir böcek türü geliştirildiğini duyuyoruz, ama bu böcek türü buna yetişemiyor. Galarısı daha da hızlı ilerliyormuş. Bekliyoruz. Aksi halde ormanlarımız iyice kuruyacak diyor. Yetkili isim Aykut Keleş. Ne diyorsunuz bu konuda? Nedir içinden çektiğimiz mi diyorsunuz? Doğaya durmadan tarım ilacı diye zehir atılırsa olacağı bu diyor bir izleyicimiz ama burada aslında tarım ilacıyla alakalı bir durum yok. Onu ben netleştireyim. Çin'de ana Çin olan ve Çin'de görülen katil arılar Türkiye'ye gelmiş. Yani burada bizim tarım ilacı kullanmamız sebebiyle ortaya çıkan bir durumdan ziyade Çin'de ortaya çıkan o arının bize gelmesi söz konusu. Ve bu arıya karşı hazırlıksız yakalandığımız için, hazırlıksız yakalanıldığı için de bir böcek türü ona karşı geliştiriliyormuş ama işte çok hızlı ve buna hazırlıksızız. Özelliklerine hazırlıksızız. O yüzden neredeyse ormanlarımızı kurutacak bu hızla giderse yakın zaman içerisinde. Bu konuda uyarılar var. Dileriz ki basında da geniş yer bulur. Medyada da geniş yer bulur. Biz de o vesileyle bu haberi aktarmak istedik. Ve gerekenler yapılır. Çünkü bizim tabiatımız, doğamız, ağaçlarımız, çiçeklerimiz çok önemli. E Bir de ondan tükettiğimiz besinler var. Kestane ağaçlarında, kestane balı var. İnanılmaz güçlü özellikleri olan, insana çok faydalı olan dengeli tüketildiği zaman e bunları kaybetmek ister miyiz? Yani Covid-19'a kaptırıp bu tarz önlemlerinde tabii ki aksatılmaması gerekiyor. Onu vurguluyorlar aslında. İnşallah bu konuda da bir an evvel önlemler alınır. Yoksa diyor yetkililer ormanlarımız kuruyabilir diyor. Allah korusun. Furkan merhaba. Müslim merhabalar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Evde baktığımız evcil hayvanlarımızı virüs yüzünden sokağa atıp ölüme terk etmeyelim. Lütfen onlar da can taşıyor diyor. Eyvah eyvah. Tayfun yoksa buna mı denk geldin? Böyle bir şey denk gelmedin değil mi çevrende? Yani bence çevrende denk gelmemişsindir diye tahmin ediyorum ama haberlerde görüyoruz. Daha dün gördüm değerli izleyiciler. Hatta iki gün önce. E, dinleyemeden kapattım. Biliyorsunuz genelde ana haber 7'de çıkıyor. Ben de yayına kadar haberlere bakıyorum. Özellikle yeni bir gelişme var mı yok mu diye. Siyasi haberleri her ne kadar aktarmasak da tabii ki gündemden haberdarız. Orada bir haber görünce direkt yani her şeyi kapatmak istedim açıkçası köpeğe tekme atmış adamın biri demeye dilim varmıyor yani adam diyemiyorum köpeğe niye tekme atar bir insan yani köpeğin ne suçu var sokakta duruyor orada seni rahatsız eden nedir o köpek bir can taşıyor hadi bir de sana bir zararı da yok yazık görüntüleri de gösterdiler hani köpeğin havladığı falan diyor havlasa da hakkı yok sen kim sen yani bir insansan atamazsın o tekmeyi. Şiddet uygulayamazsın. Yarın o köpeğe şiddet uygulayan öbür gün insana da uygular, annesine de uygular, babasına da uygular, eşine de uygular zaten. Ama her şeyden öte orada bir can var, Allah'ın yarattığı bir can var ve kenarda köşede duruyor. Yazık köpek zavallı bir şekilde duruyor bir sokak köpeği ve onu tekmeliyor. Ya yani vatandaş demeye dilim varmıyor, özür dilerim. Ve bu haberi görünce direkt zaten diğer haberleri dinleyemedim. Moralim bozuldu. Yani Tayfun'un dediği gibi. Böyle durumlar da var Tayfun. Bir de maalesef bu dönemde işte sokağa bırakanların olduğunu ben de duyuyorum. Birebir görmedim, birebir denk gelmedim. Aksine daha çok sahip çıkan, daha çok bakanlara denk geldim. Neyse ki çevremde çok şükür ki böyle iyi insanlar var. Ama dediğin gibi bunu yapanlar olduğunda duydum maalesef. Hatta sokaklarda böyle ilanlar görüyoruz artık. Bazı yerlerde ben görüyorum. Bu yarı panoları hazırlayanlar var kendi çaplarında. Sosyal medyadan duyurular yapanlar var. Yani o köpeği siz almışsınız zamanında. Kediyi almışsınız zamanında. Tatlılığını belki beğenip almışsınız ya da evde bir arkadaşı olsun istemişsiniz almışsınız. Ya da bir oyuncak gibi neyse almışsınız. Ki o bir can aslında ve Neymiş işte Covid-19 var biz hemen onu atalım. E Covid-19 paketlerin üzerinde de olabilir, kargoda da olabilir. Ya da sizin dışarıda işte ayakkabınızla mesela yürürken ayakkabınızın altına bulaşmış olabilir o sırada. O zaman her şeyi atın. Yani önceden almışlar ve de bu dönemde atıyorlarsa sokağa inanılmaz büyük bir zaten vicdansızlık. O sokakta tekme atan adamın da yaptığı ayrı bir vicdansızlık. O da ayrı bir konu ama ben bunu yapan insanla arkadaşlığımı bitirirdim açıkçası Tayfun. Senin arkadaşın değil hani sen anlıyorum uyarı yapıyorsun ama bir de eğer varsa çevrenizde açıkçası o kişiyle bir daha görüşmezdim. Bu hainlik ne yapılabilir? Evet belki çok kötü durumdalarsa bakamayacaklarsa ya da farklı durumlar varsa o zaman belki başka birine sahiplendirilebilir ama sokağa atılmaz. Ya da daha iyi bakabilirsiniz. Daha konforlu bakarsınız. Aynı şekilde thank you very much Ahmet A. Dribi. Ahmet, Ahmet Dribi, thank you from Turkey. Welcome. Tabii bu konunun ortasında girmiş oldum ama önemli bir konuk biliyorsunuz bildiğim kadarıyla D-Live'ın sahibi herhalde kendisi. Bizim yayınımızı keşfetti. Hoş geldi. Teşekkür ediyoruz. Şükran. Şükran El Ceziren Ahmet e, Dribi. Thank you diyorum. E, ve devam ediyorum. Arapça devam edemediğim için Türkçe devam ediyorum. Ama kısadan ise şunu söylemek istiyorum size. Hayvanlar da can taşıyor. Tayfun'un dediği gibi lütfen bu süreçte imkanınız varsa çok daha iyi bakın onlara. Onları da mesela patilerini silin, onlara da bakım yaptırın, temizleyin, yıkayın. Böyle koruyabilirsiniz Covid-19'dan. Hadi çok belki maddi durumunuz el vermedi, bu süreçte işsiz kaldınız Allah korusun bazı sıkıntılar oldu. O zaman sahiplendirin mesela ya da bir yakınıza verin ama sokağa atmayın. Bizim izleyicilerimiz yapmaz biliyorum ama Yapanları da buradan eğer sesim gidiyorsa, bir şekilde ulaşabiliyorsam onları da iletmek istiyorum. Thank you Ahmet bir Şükran Ceziren. Thank you very much. Müslim evcil hayvan alacaksanız barınaklardan alın. Hayvan ticaretine ayet olmayın diye. O da narcizane yorum iletti. Welcome Ahmet Aldirivi. Thank you. Ehlen sehlen inşallah. <laughs> bir aralar bizim e, Saher diye bir izleyicimiz vardı. O da e, Yunan'da. Ona benzettim bir an değil mi? Ekibe soruyorum. Sanki onu böyle bir andırdı. Arapça olunca, bir de Arap kökenli olunca hemen orayı hatırladım. Her de vardı, güller atardı, beyinler atardı. Sıcak insanlar seviyorlar tabii Türkiye'yi. Türk dizilerini de çok seviyorlar. Dizi demişken, demin Netflix'ten bahsetmişken biliyorsunuz. Orta Doğu'da zaten bizim dizilerimiz çok fazla izleniyor, çok seviliyor. Mesela bizde belki 10 yıl önce çekilmiş bir dizi. Ya da Aşkı Memnu'yu mesela biliyorsunuz. Ama orada yeni yeni izlenebiliyor ya da sürekli izlenebiliyor. Böyle güzel filmlerimiz, dizilerimiz var. İnşallah bizim yayınımız da öyle olur. Ne dersiniz Orta Doğu'da? Belki biz de izlerler. Altta böyle Arapça altyazılar. Tabi her yerde izlenmesi dileğiyle ama Ahmet bir görünce aklıma böyle bir durum, söz konusu olduğu geldi. O tekme o köpeğin nezdinde hepimize atılmıştır diyor Cenk. Aynen öyle. O da can taşıyor çünkü bu kainatı paylaşıyoruz hep birlikte. Bu dünya hepimizin. Sadece bizim değil. Öyle bir şey yok. İsmail bizden 2-3 tane imam görevlendirelim. Çin'e gitsin. Onlara harama helali öğretsin. Çinliler hangi hayvan yenir, hangisi beslenir, hangisinin doğası korunur onu öğrensin diye İsmail söyledi. Tabi herkesin dini görüşüne benim saygım var. Yani inanan, inanmayan onları karışamayız elbette ama İsmail'in ben yaklaşımını çok doğru buldum. Teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsun. Yani Bilgilenmek lazım ama aslında Çinliler çoğu konuda çok bilgili değil mi? Çoğu konuda çok bilgililer. Bazen işlerine mi gelmiyor desek bilemiyorum. E, i̇natçı yapılarından kaynaklı mı desek, geleneklerinden dolayı mı desek? Açıkçası o konuda yorum yapmak beyni aşıyor. Çoğu kişiyi aştığı gibi. Ama şu bir gerçek ki artık hayvan pazarlarının kaldırılması gerekiyor. Yani hayvan pazarlarının kaldırılması için de hükümet artık yakında cezai işleme dahi gidecek diye duydum. Çok sert cezai işlemleri tabii. Evet, ehlen biküm diyor izleyicimiz Ahmet Altırbiye inşallah iyi bir şeydir okudum pat diye ama biküm ne demek Arapçada? Hayvan ticareti yasaklanmalı bence. Farklı türler belirli koşullarla devlet tarafından hayvan çiftliklerinde testle sahiplen sahiplendirilebilir diye de Müslüm'ün böyle bir önerisi var. Aynen öyle katılıyorum. Hayvan ticareti kesinlikle artık e, yasaklanmalı o ündeki yani vahşi hayvan pazarlarındaki ticaret yasaklanmalı. Müslime kesinlikle katılıyorum bu konuda. Şimdi devam edelim değerli izleyicilerimizle birlikte. Kanadalı araştırmacılardan ilginç bir deneme geldi değerli izleyiciler. Bakın bunu ben önerdiğim için öyle bir yetkim yok biliyorsunuz. Tıp doktoru değilim kesinlikle. Ben aktarılan haberi aktarıyorum size. Kendi yorumumla, kendi yayınımızda aktarıyoruz. Fakat yeni uygulamaları aktarmak durumundayım. Bu kullanılan malzemeyi övmem dolayısıyla kesinlikle değil. Ya da bu yöntemi önermem dolayısıyla da değil. Fakat haber içeriği olduğu için aktarıyorum bu gelişmeyi. Bakın Kanadalı araştırmacılar tıbbi kenevirin, yalnız kenevir denince yanlış anlaşılmasın, tıbbi kenevir. Tıbbi kenevirin yeni tip koronavirüse karşı koruma sağlayabileceğini düşünüyor şu sıralar. Bu fikir kanser ve kron hastalığı tedavisinde kenevir kullanımına dair araştırmalara dayanıyor. Bu arada nereye dayanıyor derseniz kaynak oradan çıkıyor. Birçok araştırmacı aslında ilaç gibi birçok yöntem hakkında şu anda biliyorsunuz. Araştırma yapıyor zaten. Ama bazıları da geleneksel metodların yanı sıra alternatif çözümleri de göz önünde bulunduruyor. İşte demin verdiğim örnek. Alternatif çözümlerden biri. Bu kapsamda Remdesivir gibi bitkilerden edinilen ve esas olarak ebolaya karşı kullanılan ilaçlar denendi. Bir örnek bu. Ayrıca Almanya'da yine bir alternatif çözüm olarak daha önce kanser immünologlarının geliştirdiği bir tedavi yöntemi koronavirüs aşısı için yapılan ilk klinik araştırmalarda da kullanılıyor. Fransa'da yapılan bir araştırmaya gelin bakalım. Oradaysa sigara içenleri ölümcül bir şekilde etkileyen nikotinin koronavirüse karşı koruma sağlayabileceği ortaya kondu. Bakar mısınız? Yani bu çok aslında tezat değil mi? Sigara içmek işte kova hastalığına sebep olabileceği gibi koronavirüs de tetikliyor, tetikleyebilir diye işte Yeşilay'ın spotları var. Yine uzmanların açıklamaları var. Böyle bir durum varken bir de nikotinin koronavirüse karşı koruma sağlayabileceğini dahi Fransa'dan bazı araştırmacılar duyurdular. İşte her araştırmacının her dediği doğrudur diye kabul etmekte çok yanlış. Onu görüyoruz. Kafa karışıklığı oluşturabilir çünkü. İşte şimdi de yeni duruma baktığımızda Kanada'dan bir haber geldi. Kanada'dan tüm bunlara ek olarak psikoaktif maddeler içeren kenevir sayesinde hücrelerin koronavirüse karşı korunabileceğine dair bir araştırmanın bulgularına ilişki bir haber geldi. Eğer bu çalışmanın sonuçları bilimsel yöntemlerle tamamen onaylanırsa, Kenevirin de nikotine benzer etkisi olduğunu söylemek belki mümkün olacak. Tabii nikotinin koronavirüse karşı etkili olduğunu söyleyen Fransa'daki araştırmacılar, yani bizden öyle bir açıklama gelmedi diyebilirim. Ama henüz kanıtlanmadı değerli izleyicilerimiz. Henüz bu doğru diyemeyiz. Böyle bazı düşünceler var, öngörüler var. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Hep birlikte bunları takip edeceğiz. Bu arada kenevir bitkisinde niye bu kadar odaklandılar derseniz? Bu bitkide bulunan kimyasal bileşikler var. Onlara kanabinoidler deniyor ve bu bileşiklerden bir etken madde de kenevir bitkisindeki temel psikoaktif madde olarak biliniyor değerli izleyicilerimiz. Zaten şunu da söyleyelim daha araştırmalarına devam ediyorlar. Netlik kazandırılması için de bayağı bir zaman var. O zaman da biz göz önünde bulundurarak takiplerimizi sürdüreceğiz bu konu hakkında. Serhan Arapça ona dedim ki beyinleriniz destekleriniz için ekip olarak teşekkür ediyoruz dedi Serhan. Ee, ehlen biküm bu kadar büyük şey mi de geliyor Serhan? Arapça nasıl yazılıyormuş Serhan onu yaz ben de okuyayım beyinleriniz destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben bir şükran biliyorum. Şükran el ceziren biliyorum. Ehlen ve sehlen biliyorum. Ama bu kadar uzun bir cümle <laughs> Arapça da kuramam. Nikotin koronavirüse karşı korur diye Müslüm söyledi. Hayır. E bir de halkımıza örnek göstermişsin. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Fransa'dan böyle bir söylenti geldi. Söylenti demeyelim. Bir de işin uzmanları böyle söyledi. Fakat kanıt yok. Hep olabileceğine dair öngörüler var. Hep tahminler var. Bakın hep bu doğrultuda ben altını çizerek söylüyorum Müslüm. Yanlış anlama. Lütfen. Ya da yanlış yönlendirilmesin kimse. Tekrar söylüyorum henüz kanıtlanabilen bir şey yok. Keza biz ülkemizde ne biliyoruz? Sigara içmenin koronavirüs tetiklediğini biliyoruz ve böyle bilmeye de devam edelim. Kim ne derse desin. Ve devam edeceğiz. Başka bir haberimiz daha var. Haberler hakkında yorumlar gelince çok mutlu oluyorum. Devam haberler hakkında konuşmaya devam. Şimdi bayramı geride bıraktık. Dün bayramın son günüydü. Son saatlerini yine birlikte yaşadık. Çünkü yayın yaptık, sizlerleydik. Fakat bayramda şöyle bir telefonunuzda bağlantı sorunu yaşadınız mı? Mobil veride işte zaman zaman bağlantı sorunları, çekmeme durumları, sıkıntılar aradığınızda mesela telefonun çekmemesi, çekmeme sıkıntısı ya da konuşmanızın yarıda kesilmesi gibi. Böyle sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşadıysanız bence yalnız değilsiniz. Çok sayıda kişi yaşamış çünkü. Gelin ayrıntılara bakalım. Ramazan bayramının İlk günü özellikle GSM operatörlerinde yaşanan kesinti yetkililerin gözünden kaçmadı öncelikle. Edinilen bilgilere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili olarak 3 GSM operatörüyle ilgili teknik inceleme başlatmış durumda. Yani yaşadıysanız o sıkıntıları yalnız değilsiniz. Ve şirketlere bir kez daha milyonlarca lira ceza kesilmesi bekleniyor bu durumlarından dolayı. Aslında Türkiye tüm bu açıdan değerlendirildiğinde belki de en değişik, en farklı, en eşi benzeri görülmemiş Ramazan bayramını yaşamıştı. Çünkü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgının pandemi haline dönüşmesi insanlar evlerinde kalmaya mecbur etti. Sizin de bildiğiniz gibi bir dijital bayram yaşadık. E haliyle dijital bayramda ne önemlidir? Telefonlar, iletişim, GSM operatörlerinin yine destekleri, GSM operatörlerinin varlığı çok önemlidir. Ama maalesef ki ilk gün özellikle çok sayıda kesinti yaşandı. Bu konuda da bakanlık dediğim gibi teknik inceleme başlattı. Milyonlarca liralık cezalar kesilmesi bekleniyor 3 GSM operatörü hakkında. Yaşadınız mı o kesintileri? Merak ediyorum. Şu da böyle bir şey bizim halkımıza söylesek oluşacak kötü durumları bir gönderme yaptım diye söylüyorsun. Haklısın o yüzden altını çizerek bakın kesin değil diye söyledim. Hakan evet güzel de bir ismin varmış. Hakan diye sana hitap edeyim o zaman. Google Duo ve var dışında bağlanamadık diyor. WA dışında bağlanamadık diye de söylüyor. Evet gerçekten ilk günler bir sıkıntı yaşadık. Hatta ben üçüncü günü de yaşadım. Yani ikinci günü de yaşadım bilmiyorum. O özellikle aktarılmamış ama demek ki yalnız değilmişim. Buna sevinmeliyim. Değil mi? Siz de sevindiniz mi? Ya bu duruma bile seviniyoruz artık yalnız değiliz diye. Şaka bir yana kenevirden halihazırda hazırda birçok ilaçla yararlanıyorlar. Evet Cenk. Fakat tıbbi kenevir diye ben altını çizeyim. Yanlış taraflara çekilebiliyor maalesef kenevir denince. Alper Altuğ hoş geldin. Yasaktan bıktık. Boşanacağız diye de söylüyor. Eyvah eyvah. Evlisiniz anladığım kadarıyla. Yasaklar bitiyor 1 Haziran'da. Hadi gözünüz aydın. Bakın çok önemli bir sınav sürecinden geçiyoruz. Bu sınav sürecinde aldığınız kararlardan sonra pişman olmamak için kimsenin gönlünü kırmayın. Kimsenin kalbini kırmayın bence. Hele bir de çoğu kişi bu süreçte bekardı ya da ailesiyle değildi mesela. Onların da hüzünlü olduğunu duyduk. İşte mesela evlen, Demiş olabilir. Herkesin tercihine ben saygı duyuyorum ama evli olanlar bence kıymetini bilsinler ya da ailesiyle olanlar bilsinler. Çünkü bu süreçte yalnızlık yaşayan da çok oldu. Bakın onu da aktarayım Alper Bey'e. O yüzden kimsenin bence bu süreçte kalbini kırmayın sonra pişman olabilirsiniz. Merhaba Hasan Çığır'a teşekkür ediyorum. Gizem Hanım hayal edin ki 5 yaşında etin tadını bilmeyen, ısınmak için bir vataniyeden başka bir şey olmayan 5 kişilik Suriyeli bir aile. Söylemesi ayıp yardım ettik. Yemek götürdük. Ne güzel. Maşallah. Ayıp değil. Bence paylaşın. Ne güzel. Tabii yardımın işte gizlisi makbuldür derler ama şimdi biz yayınımızda kamu yararına bir iş yapıyoruz. Halide bu tarz bilgileri, bu tarz paylaşımları aktarmalıyız ki örnek olsun. O yüzden bence iyi söylediniz. Devamını okuyayım. Baba çocuklarının iştahından utanıp dudaklarını ısırarak ağladığı, son aç insan doyana kadar israf herkese yasaktır, yazıktır, inananlara haramdır diyor Osman Özgürbağ. Teşekkür ediyorum ve gurur duydum, iftihar ettim. Ne mutlu, ne mutlu. Sadece biliyorsunuz bazen sözde kalıyor bazı şeyler. Siz uygulamaya da dökmüşsünüz. Gurur duydum böyle ne güzel bilinçli, yardımsever, vatanperver izleyicilerimiz var. Aynı şebekede sorun yok ama farklı operatörü arayınca sorun oldu diye. Mesela Tayfun o yüzden bir sorun yaşamış. Operatör isimleri kullanmayacağım. Ama belli başlı operatörler var hepimizin bildiği. Farklı operatörler arası sorun yaşadım demiş Tayfun. Var mı aynı sorunu yaşayan? Yani kullandığınız operatör dışında bir operatörü aradığınızda mı sorun yaşadınız ki Tayfun izleyicilerimizden öyle bir sorun yaşadığını ifade ediyor. Yeni akıllı telefonlarda şebeke olmasa da internet üzerinden bağlantı seçeneği var. Aktif edebilirsiniz diyor. Evet ama belki kimileri de klasik aramayı tercih etti. Biliyorsunuz bizim çünkü Ailede büyüklerimiz var. Görüntüler arama en güzeli. Ama bazen klasik metot onları daha kolay gelebiliyor. Hele bir de yalnız yaşıyorlarsa, uzaktalarsa aileyle çok sayıda normal aramalar gerçekleşmiş. Ama işte onlarda kesintiler yaşanmış. Ayrıntıların bazıları da şöyle. Geçtiğimiz Eylül ayına şöyle bir götüreyim size. Çünkü yine geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da ciddi bir şekilde büyüklükte ciddi bir büyüklükte bir deprem gerçekleşmişti. Ve bu depremin ardından GSM operatörleri en hizmet vermeleri gereken anda hizmet verememişti. Hatırlarsanız. Hatta bu kesintinin ardından yetkiler harekete geçmiş ve 3 operatöre toplamda 19,5 milyon lira ceza kesmişlerdi. Çünkü en ihtiyacımız olan anlardan biri değil midir deprem, deprem sonrası? Allah yaşatmasın bir daha ama işte cezalar kesilmişti o dönemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda yaşanan kesintiden sonra bir kez daha konuyla ilgili soruşturma başlattı ve belki yine de milyonlarca liralık ceza kesilecek. Tıpkı Eylül ayında o büyük depremden sonra yaşanılan kesinti sonrasında verilen ceza gibi. Evet. Bakalım yorumlara. Bilakis bu zamanda yapılan yardımları paylaşmak kesinlikle örnek olacaktır diyor Hasan ve Beni desteklercesine kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Pandemi sürecinde yapılan yardımları Ramazan bayramı tabii geride kaldı, Ramazan geride kaldı ama bu süreçte yapılan iyilikleri, yardımları ne kadar oluyorsa tabii bu, bunun bir meblası yok. Bakın elinizden geldiğin kadar. Belki bazen bir söz söylemek, sohbet etmek, derdine derman olmak da yardımdır. Yani her şey maddi değil. Hatta manevi anlamda çok daha büyük yardımlar da yapılabiliyor. Çok umutsuz olan, depresyonda olan insanlar bazen her şey olabiliyor. Yani birçok imkanı olabiliyor ama depresyonda olabiliyor. Mutsuz olabiliyor. Umutsuz olabiliyor. Onlara parayla verebileceğiniz, maddi anlamda verebileceğiniz bir destek çoğu zaman olmayabiliyor. Onlarla işte manevi anlamda mesela yardımlaşabilirsiniz, yardım edebilirsiniz. Yani yardım deyince ben sadece maddi manevi başlıkları altında değerlendirmiyorum. Her türlü yardım özellikle bu sürede çok makbul bence de. Ve biz eğer sizler de yaptıkça anlatırsanız paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. Evet doğru söylüyorsun normal telefon aramasını da yine yapabiliyoruz ama işte diyorum ya büyüklerimiz var aile büyüklerimiz onlar teknolojiye biraz da uzaklarsa onu kullanamayabilirler İşte köyde olan yakınları köyde olanlar var mesela büyük anneleri büyük babaanneleri dedeleri e onlara ulaşmak bazen sadece onlar ankesörlü telefon dahi kullanıyor olabilir artık e bu süreçlerde elbette sıkıntı yaşanmaması lazım yani her yerde internet yok. Hala internet olmayan yerler var. Hadi internet olsa da o aile büyüklerimiz ya da aile büyükleriniz ya da aile büyükleri tek başlarına kalmak zorunda kaldıkları için bu süreçte kullanamayabilirler bu imkanı. Onu kastettim. Yoksa elbette internet üzerinden de aramalar yapılıyor ama işte dediğim gibi o biraz da teknolojik olmaya bağlı bir şey. Şimdi siz yorumları yazmaya devam edin paylaşımları da devam edin lütfen. Yeni haberler geldikçe yeni haberler hakkında da konuşmalarınız, yorumlarınız olursa çok mutlu olacağım. Ben geldim abla, haberci abla diyor. Abdullah galiba adı. Hoş geldin Abdullah, teşekkür ediyorum. Kısa ismini yazmışsın. Cansız yayın kavgası yapmıştım, oradan tanı beni diyor. Abdullah değil mi ismin? Oradan tanıyayım ama bir sürü izleyicimiz geliyor biliyorsun. Sürekli gelirsen tanırım. Ama ara verirseniz tanımam mümkün değil biliyorsunuz. Çünkü çok fazla, çok kıymetli izleyicilerimiz var. Ne kadar çok hatırlatmak istiyorsanız o kadar çok gelmeniz lazım. Yorum yapmanız, paylaşmanız lazım. Evet, hafızam güçlüdür ama o kadar değil. Çünkü birçok izleyici geliyor ve birçok izleyiciye düşünsenize iki saatlik yayın boyunca kaç tane yorum geliyor ve kaç tane yoruma cevap veriyoruz, cevaplandırıyoruz ve kaç gün boyunca bunu yapıyoruz. Haliyle aklımızda kalması için sürekli sizin geliyor olmanız lazım. Hakan diyor ki yaşların yarısı tuşlu telefon kullanıyor. Muhtemelen o yüzden de operatör kalitesi önemli diyor. Evet Abdullah bir mi? Hoş geldi Abdullah. Teşekkür ediyorum ve devam edeceğim madem yeni yeni de isimler geldi mutlu da oldum. Paylaşalım. Paylaşmayı unutmuyoruz değil mi yeni gelenler? Yeni gelenler, yeni gelenleri çağırsınlar. Böyle böyle ailemizi büyütelim. Instagram'ımızı takip etmenizi de öneriyorum. Oradan da çok fazla yeni post girişleri yapıyoruz ve yeni videolar paylaşıyoruz, fotoğraflar paylaşıyoruz. Hepsini takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi Dün bir konu konuşmuştum. Sonrasında bana Instagram'dan da bir mesaj gelmiş bu konuyla alakalı. Yazı tura atmakla alakalı. Yanlış anlaşılmış sanırım. Ben karar verirken yazı tura atın demedim. Fakat yazı tura atanlar daha mutlu olabiliyormuş ilginç bir şekilde. Bunu bile araştırmışlar. Ve araştırmalarının sonucunda böyle bir araştırma sonucu ortaya koymuşlar. Gerçi ben önemli kararlarımı hiç yazı tura ile aldım mı derseniz almadım. Fakat bazen işte görev paylaşımı oluyordu ödevlerde. Zaten hepsi aynı zorluktaydı, aynı sürede yetişecekti. Orada yazı tura atabiliyorduk ama önemli kararlarımı ben hiçbir zaman yazı tura atarak almadım değerli izleyicilerimiz. Evet. Günümüz teknolojisi mükemmel. Örneğin konferans yaptık oldukça keyifliydi diyor Hasan Çıru. Evet kesilmediyse kesinlikle keyiflidir. Fakat ben de bir online konferansı sunmuştum bayram öncesi. İkinci gün zoom üzerinde inanılmaz zorluklar yaşadık. Zoom'da bazen sesler gitti, görüntüler gitti. İşte hocaları bağlarken biraz sıkıntı yaşadık. Sokağa çıkma yasağı devam ediyordu haliyle. Hadi ilk gün belki insanlar başka uygulamalara yöneldiler ama ikinci gün belki çok fazla görüntülü arama olduğu için zoom'da bir çökme dahi yaşandı. Evet güzel ama kaldırabilindikçe güzel. Yani bazen o sistemi kaldıramayabiliyor ülkeler. Hele hele böyle yasaklar olduğu zaman. Ama yasaklar yoksa ve herkes yoğunlaşmaması uygulamaları ne mutlu tabii ki. Kadife bir sesiniz ve başarılı bir anlatımınız var. TV'lerde de kimler var vay be diye TV'lerde de kimleri dinliyoruz vay be gibi bir yorum yazmışsın Hakan. Biraz sansürleyerek okumak istedim ama beceremedim sanırım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin yayınımıza. Herkesin tarzı farklıdır. Ben kimseyi eleştirmiyorum tabii ki. Herkese de saygı duyuyorum. Ama TV'lerde her saat başı kim çıkıyor bilemiyorum. Bildiğim belli başlı isimler var. Hayran olduğum, takip ettiğim çok gurur duydum. Türkiye açısından da çok gurur duyulan isimler kesinlikle. Örnek aldığım isimler var. Ve tabii ki onları bence sizler de çok beğeniyorsunuzdur. İsim vermeyeceğim dedim ama vermeden olmaz. Mesela Jülide Ateş gerçekten çok ben hayranlıkla izlediğim bir isim. Ve yıllardan beri mesela bu sektörde onu da özellikle çok takip ederim. Her yaptığı işi takip ediyordum. Bir süre medyadan uzaklaşacağım dedi ama yine geri döndü. Onu çok takip ediyorum. Onun da inanılmaz güzel bir sesi var bence. Onun dışında birçok isim var. İşte Ece Üner var. Ve daha birçok başarılı isimler var tabii ki. Ama dediğin gibi herkesin tarzı farklı. Yemeğe çıkan kişiler de olabiliyor. Çok fazla kanalda olabiliyor. Farklı işte Dijitürk'ten farklı çekenler oluyor. Farklı yerlerden farklı çekenler oluyor. Sürekli yeni bir kişi de çıkıyor olabiliyor. Ben yorumunu ama... Güzel yorumun için teşekkür ediyorum. Benim hakkında yaptığın güzel yorumların için ama tabii kimseyi ben eleştirmiyorum. Haliyle herkesin bir tarzı var diyorum ve herkesin sevenlerinin bol olması dileğiyle diyorum. İzleyicilerin bol olması dileğiyle diyorum böyle güzel bir barışçıl bir mesaj vereyim. Ve devam edeceğim. Devam ederken sırada bir videomuz var. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz pandemi sürecinde sağlık çalışanları çok büyük emek veriyor bir yanda. Bir de motokuryeler, işte kargo çalışanları sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde dahi çalışıyorlar. Bayramda da çalıştılar, kaç kargo getirdiler. Yani ben çok gereksiz şeyler söylememeye dikkat ediyorum ama bazen ezem şeyler gerekebiliyor. İşte bakım kremleri ya da aynı şekilde farklı alınması gereken malzemeler olsun. Söylemesi gerekenleri söylüyoruz tabii ve çalışıyorlar 7-24 bayram seyran demeden. Haliyle motokuryeler deyince motosikletler akla geliyor. Motosiklet deyince ünlü markalar Harley Davidson akla geliyor. Onunla alakalı olarak Harley Davidson'ın tarihi hakkında bir video hazırladık sizler için. Ama videoyu iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü size bazı sorularım olacak. Bir de motor tutkunlarının yayınımızda var olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım ne kadar tutkunmuşsunuz, ne kadar biliyormuşsunuz Harley Davidson'ı. Hakan'ın da şöyle bir yorumu var onu da okuyalım videoyla devam edelim. Anlatımınızı Özlem Gürses'e benzettim demiş. Olabilir tabii ki. Elbette etkilendiğim, örnek aldığım isimler var. Dediğim gibi mesela Jülde Ateş onlardan biri. Erkeklerde inanılmaz isimler vardı. Mesela Mehmet Ali Birant Allah rahmet eylesin. Unutulmaz bir isim Türkiye için, Türk gazetecilik tarihi için, medya tarihi için. Ve daha niceleri işte Savaş ait biliyorsunuz aynı şekilde. Yani kadın erkek ayrımı da yapmamak lazım aslında bu noktada. Çünkü habercilik, gazetecilik dediğiniz zaman çok büyük bir sorumluluk üstleniyorlar. Haliyle bu sorumluluğu taşıdığınız zaman cinsiyetinizden öte farklı özellikleriniz olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Çok güzel isimlerden bahsediyorsunuz. Gülgün Feyman aynı şekilde. Evet o da gelmiş geçmiş en önemli isimlerden biri. Ve ben de sizler gibi onları hayranlıklarımı sürdürüyorum. O konuda farklılığımız yok. Ben de hayranlıkla onları takip ediyorum. Gerçekten çok akıcı. İlk, yazam ilk zamanlar yazılı bir metni okuyorsunuz gibi gelmiş ama özlemişiz böyle düzgün yayıncılığı. Tebrik ediyorum demiş Hasan Çarı. Evet herhalde o kadar akıcı olunca metinden mi okuyorum dediniz. Evet tabii ki karşımda bir metin var. Fakat ben bu metini yorumlayarak aktarıyorum. Karşınızda yani bütün yayınlarda metin var zaten. Yani bütün yayıncılıklarda farkındaysanız bazen prompter'dan aktarıyorlar. Bazen kağıt üzerinden okuyorlar ama hep böyle bir yorumlarıyla aktarıyorlar. tabi düz okunduğu zamanlar da oluyor. Fark ettiğim kadarıyla öyle haberleri, gece haberleri buna göre değişebiliyor ama benim de karşımda tabii ki bir metin var. Bir metin hazırlıyorum ama o metinden yola çıkarak, yorumlayarak, kendi yorumumu katarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğer öyle aktarıyorsam da ne mutlu ve o yorumlar sizin için de gerçekten doğru yorumlar oluyorsa her zaman benim düşünceme katılmayabilirsiniz ama yine de doğru mesajlar veren yorumlar oluyorsa benim için büyük mutluluk. Ekip olarak da bizim için büyük mutluluk ama tabii ki metin olmadığı önceden hazırlıkta yapıyoruz ve biz karşınıza çıkıyoruz. Şimdi lütfen ayrılmayın. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Harley Davidson'ın belki de bu kadar nitelikli tarihinin anlatıldığı başka bir video görmemişsinizdir. Öyle iddia da ediyorum yani. Şimdi Harley Davidson videosunu izleyelim. Ve sonra ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Yorumlarınız gelsin. Hepsini videodan sonra okuyacağım. Söz veriyorum. Tek tek okuyacağım. Videoyu izliyoruz. Sonra buradayız. Herkese merhaba. İçerisinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde motokuryelerin önemi bir hayli arttı. Şimdi sizler için motosiklet demişken akla ilk gelen markalardan biri olan Harley Davidson'la ilgili bir video hazırladık. Hadi başlayalım. Wisconsin Üniversitesi'nde mühendislik okuyan ve bisiklet üreterek iş hayatına atılan 21 yaşındaki William Harley gerçekten bir motor tutkunuydu. Bu tutkusunu bisiklete monte edebilecek bir motor taslağı oluşturarak gerçekleştirdi. Bir yıl sonra da motorunu üretebildi. Bunlar haftalar sonra ise ilk Harley Davidson modeli satıldı. Arthur Davidson motor üzerine okuyan çocukluk arkadaşı Ol Evinrude bir demir yolu atölyesinde kalıpçı olarak çalışıyordu. Earl Evinrude arkadaşlarına motorlardaki karbüratör ve yağlama konularında yardımcı oldu. Orijinal üretim yeri Davidson ailesinin bodrumuydu fakat sonrasında babaları arka bahçeye bir kulübe yaptı. Arthur'un kardeşi Janet Amcasının dükkanında ince nevresimler için monogramlar tasarlayan yetenekli bir sanatçıydı. Yapılan kulübenin kapısına efsaneleşmiş Harley Davidson Motor Co. yazısını yazdı. Aynı zamanda gri yakıt depolarına tasarladığı kırmızı logoyu yapıyordu. İlk motosiklet çizgilerini de eliyle boyadı. Arthur Kansas'ta makinist olan kardeşi Walter'ı işe aldı. Diğer bir kardeş William Davidson da şirkete 1907 yılında katıldı. Ara yetiştiriciliği yapan 80 yaşındaki amca James Mackley bütün birikimini şirkete bağışladı. Arthur'un kardeşi Elizabeth Davidson şirket için muhasebecilik yaptı ve sonunda şirket onun üniversiteye girmesini sağladı. 1900'lü yıllarda elektrikli üretim araçları küçük parçalar için mevcut değildi. Bu sebeple bazı parçalar büyük benzili makinelerde üretilirken bazıları ise demir yolu atölyelerinde gizlice bir araya getiriliyordu. William Harley ve Arthur Davidson otomobil almaya parası yetmeyen insanlar için at yerine kullanabilecekleri tek silindirli motosikletler üretmeye başladılar. İlk motosiklet okul arkadaşları Henry Mayer'a 200 dolar gibi bir fiyata satıldı. 1904 yılında ilk Harley Davidson bayicisi olan C.H. Lang of Chicago üretilen ilk Harley'lerden birisini sattı. Bu model 1906 yılında The Silent Grey Fellow ismini aldı. Motor teknolojilerinin öncülerinden yetenekli bir mühendis olan Ol Everwood, yeni üretilen motorun tasarımında kendilerine oldukça yardım etmekteydi. Yeni motorun tasarımı da kısa sürede bitirildi. Çalışmaların karşılığı alınmıştı ve bu sefer başarmışlardı. Arşivlere Serial Number 1 adıyla geçen çok uğraştıkları bu motosiklet Harley Davidson'ın doğrudan satış için ürettiği ilk motosiklettir. Harley Davidson merkez binasının lobisinde halen daha ziyaretçilerini beklemekteydi. 1904 yılında ilk Harley Davidson satış mağazası da Chicago'da açıldı. 1908 yılında Walter Davidson'ın Keski dağlarından başlayıp Brooklyn'de biten iki günlük dayanıklılık yarışındaki şampiyonluğu ve 1 litreyle 86 kilometre giden Harley'i makinenin sağlamlığını ve verimliliğini kanıtlamış oldu. İlk 45 derecelik V çift silindirli motor 1909 yılında sunuldu. İlerleyen yıllarda Amerika 1. Dünya Savaşı'na girdi ve tüm atlı süvariler at yerine 20.000 adet Harley'e binmeye başladı. Harley Davidson bar ve shield logosu ekip artık Harley Davidson'ın önemini aktaracak bir logoya ihtiyaç duymaya başlamıştı. Günümüzde Harley Davidson'ların ayırt edici özelliklerinden biri olan Bar and shield logosu bu kurumsallaşma arayışlarının bir sonucu olarak 1910 yılında doğdu. 1921'de 11 bine düşen üretim 1929 yılında 24 bine kadar çıktı. Ancak borsa krizi ve büyük buhran sonucu da 1933 yılında üretim 3600'e kadar düşmüştü. 1936 yılında firmanın kurucuları tarafından tasarlanan IEL modeli HOG adını aldı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte 1943 yılında siparişler 30 bin motosiklet aşıyordu. Savaştan sonra düşük fiyatlı ve gelişmiş Japon ve Avrupa markaları ortaya çıkmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Harley Davidson, tarihinin en büyük meydan okumalarından biriyle karşılaşmıştı. Savaş yıllarıydı ve motosikletler zorlu arazi koşulları altında da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek zorundaydılar. Fakat zorlu arazi koşullarında çalışmak zorunda kalan motosikletler gerçekten aşırı derecede ısınıyorlar ve bu yüzden çoğu zaman zarar görerek hizmet dışı kalıyorlardı. Alman motosiklet üreticisi BMW'nin mühendisleri aslında basit ama oldukça etkili bir yöntemle bu sorunun üstesinden gelmeyi başarmışlardı. BTV motoru farklı bir konumda yerleştirerek Baxter motoru yaratmışlar ve motorun Harley Davidson'lara kıyasla 56 derece daha soğuk çalışmasını sağlayabilmişlerdi. Amerikan ordusu benzer bir tasarımı Harley Davidson'dan da bekliyordu ve kısa bir sürede istediğini de aldı. XA modeli tüm beklentileri karşılamış ama aynı tarihte en kötü arazi koşullarında çok daha fazla personeli taşıyabilen Jeep tarih sahnesinde yerini almaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken XA modeli tam kapasite üretime geçemeden piyasadan çekilmek zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra gelen meydan okuma ise çok daha güçlüydü. Japon motosiklet üreticileri herkesin alabileceği kadar uygun fiyatlı motosikletleriyle dünya pazarını tabiri caizse ele geçirmeye başlamışlardı. Harley-Davidson Japon üreticilerin rekabetine karşı koyamadığından Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilen tüm motosikletlere %40 gümrük vergisi konulmasını istediyse de Japon üreticilerin rekabeti gerçekten ölümcül ve karşı konulmazdı. Üstelik başka bir darbede hiç beklemediği yerden Hollywood'dan gelmişti. Hollywood filmlerinde neredeyse tüm çeteler, kanun kaçakçıları ve mafya Harley-Davidson kullanıyor, markanın imajına zarar veriyordu. Harley Davidson için büyük bir mali kriz başlamıştı. 1965 yılında firma AMF'e satıldı. Satışlar 1965'te 13.000'den 1980'de 47.000'e kadar arttı. Ancak yeni jenerasyon motorcuların daha hızlı ve daha ucuz olan Japon motosikletlerine yönelmesiyle yeni model gelişimi de tabii ki sekteye uğramış oldu. Harley Davidson'ı piyasada silinmeden 1969 yılında AMF yani American Machinery Foundry tarafından satın alınması kurtardı. Ne var ki EMF'in maliyetleri azaltmak için işçi çıkarması hem grevlere hem de Harley Davidson'ın üretim kalitesinin düşmesine neden olmuştu. Oysa Harley Davidson'ı diğer motosiklet üreticilerinden ayıran en büyük özelliği ise üretim kalitesiydi. Efsane motosiklet markası artık alay konusu olmuş. Harley Davidson gibi takma isimlerle anılmaya başlanmıştı. EMF de Japon üreticilerin rekabetini ayak uyduramamış, sürekli zarar eden Harley Davidson'ı 1981 yılında 13 yatırımcıya 80 milyon dolara satmak zorunda kalmıştı. 1981 yılında William A. Davidson'ın torunu Willie G. Davidson şirketi geri alan yatırımcılar arasındaydı. Fakat 1982'de satışların düşmesiyle birlikte yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı ithal motosikletlerin tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. 1983 yılında iflasa doğru sürüklenen Harley Davidson'ı Başkan Ronald Reagan kurtardı. Japonlar bunun sonucunda Amerika'ya özel bazı modeller sunmaya başladılar. 1987 yılında Harley Davidson kendini toparladı ve daha fazla desteğe ihtiyacı olmadığını belirtti. 1987 yılındaki üretim 36 bin motosikletti. Covid-19'da savaşılan şu günlerde motokuryelerin önemi gerçekten hayli arttı. Çoğu yasaklara ve zorluklara rağmen motokuryeler bizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Onlara da çok şey borçluyuz. Motokuryeler, motosikletler denince akla gelen ilk markalardan biri olan Harley Davidson'ın da yolculuğu işte bu şekildeydi. Markaların kuruluş hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve dağısını anlatmaya devam edeceğiz. Bu yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harley Davidson deyince yorumlarınızda gelmiş. Yorumlarınızı ben özellikle o sırada okuyordum. Mesela Hakan e, diyor ki, Harley Davidson, daha doğrusu Hakan değil, ismini söylemeyen izleyicimiz diyelim. Mercedes seven izleyicimiz. Harley Davidson güzeldir, havalıdır ama Kawasaki modelini söylemişsin, metanol modelini söylemişsin. Çok daha iyi diyorsun. Bir kere asfalt ağlatır. Başka bir şey bilemezsiniz diye de böyle tam bir motorcu yorumu yaptım. Evet Harley Davidson tabii gelmiş geçmiş en önemli markalardan biri ama videoda da aktardığım gibi sonrasında farklı teknolojiler onu alt etti çoğu zaman. Ona da yetişemedi yetişmekte zorlanabildi ama sonuçta bir Harley Davidson dediğinizde de çok fazla takipçisi seveni kullanıcısı da var. Evet Hakan diyor ki ne kadar yetenekli mühendislere sahip olduğunuzdan çok daha önemlisi olgun yöneticilere sahip olmanız. Alman mühendisliği de hayranlık verici diyor. Katılıyorum. Ve Almanlar tank fabrikalarını sonradan araba firmalarına çevirmişler diye de eklemiş izleyicimiz. Deriye teşekkür ediyoruz bu arada. Az önce sizi abla her arkadaşıma söyledim takip ediyor demişti Abdül nickli izleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Ne güzel bekliyorum. Onlar da yorum yapsınlar onu da söyle yorum yapsınlar ki duyayım, göreyim isimlerini, selam vereyim onlara da. Böyle selam vermeden geçmeyelim onları da. Teşekkür ediyorum. Ne güzel yapmışsın. Hep istediğimiz şey. Ve diğer yorumda Osman Bey'den gelmiş. Hemen bakalım. Osman Bey neler söylüyor. Üzüntü hep var ama kurumda bağlamadık tabii ki. 90'lar dediniz ya dün akşam. O yıllardan bir arkadaşı aradım, sohbet ettim bugün diyor. Ne güzel. Ne güzel bir şey vesile olmuşum. Ruh aynı ruh hazırda bekliyor ve Atatürk'ün evlatları olarak ihtiyaç olduğunda da davardan çıkmaya hazır. Sağ olun hatırlattınız, umut oldunuz yine diyor. Ben teşekkür ediyorum. Tabii alabilene evet, değil mi? Ben umut olmaya çalışıyorum. Siz de alabiliyorsanız demek ki siz de zaten o umut dolu insanlardan birisiniz haliyle. Sizde de tabii ki büyük cevherler var. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir şey vesile olmuşuz. Ahmet en güzeli Enduro motor diyor. Evet Harley Davidson tabii dediğim gibi çoğu kişinin hala da birinci tercihi her ne kadar işte Kawasaki'ler gelse de farklı teknolojiler gelse de o gelmiş geçmiş ve en çok tercih edilen markalardan biri oldu. Tarihe geçti. Ama tabii 2020'den sonrası ya da 2000'li yıllardan sonrası için aynı tempoda, aynı doğrultuda gitmemiş olduğu çoğu kişi tarafından söyleniyor, aktarılıyor. Şimdi Satranç oynamayı seviyor musunuz? Öncelikle onu soracağım. Çünkü satranç özellikle bugünlerde, pandemi günlerinde evde de oynayabileceğiniz biri varsa hani evet tavla Türkiye'de çok oynanır, Türk halkı çok sever ama bir de satranç zeka oyunudur. Zekanızı geliştirir. Karşı tarafın hamlesini hesap etmek durumunda kalırsınız. Öngörünüzü, tahmin gücünüzü geliştirir. Size sabır aynı şekilde aşılar. Çünkü sabırla, sükunetle o hamleyi hesap etmeniz gerekir. Dolayısıyla satrancın çok büyük faydaları var. Küçük yaşta satranca başlıyor olmanın da tabii ki çok büyük katkıları var. Şimdi satranç denince satranç sadece bir oyun olmakla kalmıyor. Satranç filmleri de var değerli izleyicilerimiz. Ve eğer bir de satranç tutkunuysanız, satranç sevenlerden biriyseniz bu filmleri izlemekten çok daha fazla zevk alabilirsiniz. Bazı filmler önereceğim size. IMDb puanları da yüksek filmler bunlar. Çoğu daha yüksek ama bazıları düşük gibi gözükse de emin olun çok fazla seveni var o filmleri de. Şimdi gelin gelmiş geçmiş en beğenilen, en çok izlenen satranç filmlerini sıralayayım sizlere. Evet, Çoban Mat'ı çok iyi bilirim diyor. Ne güzel, demek ki satranç severler var yayınımızda, süper bir konu. Bir makine mühendisi olarak Alman mühendislerinin yaptıklarını hayranım diyor Tayfun değil mi? Yani Almanların o sistematiği çalışma konusundaki aynı şekilde disiplinleri takdire şayan o konuda ben de hem fikrim. O hamle ve sonrakileri düşünmek gerekiyor diyor. Doğru söylüyorsun. Hakan da severim ama yenilmekten nefret ederim diyor. E her zaman satrançta da yenilme riskini göze almanız lazım. Her zaman yenseniz çok güzel olur tabii. Ama yenilme riskini göze alabilmeniz gereken bir oyun satrançta aynı zamanda. Şimdi o filmlerden biri Bilgisayar Satrancı 2013 yapımı bir film. Filmde 1980'lerin başında gerçekleşen bilgisayarlar arası satranç turnuvasında yaşananların komediyle harmanlanmış hikayesi anlatılıyor. Yani daha çok güldürüyor size ama öğretici de bir film. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim Bilgisayar Satrancı filmini. Bir diğeri de Lujin Savunması ismini taşıyor. Bilgisayar Satrancı filminin puanı IMDb puanı 6.3 bu bahsettiğim Lujin savunması filminin 6.9. Bakın Lujin bir karakter bu filmde. 2000 yapımı bir film. Çocukluktan çıkmanın ve yetişkinlerin acımasız dünyasına katılmanın zamanı geldiğinde bu durumdan kaçmak istiyor. Bir nevi aslında çocuk kalmak istiyor diyebiliriz. Okulda da çok iyi değil durumu. Eğitim durumu da çok iyi değil. Çoğu alanda da başarısız. Ama Sihirbazlıkla, işte yapboz oyunlarıyla matematikle ilgileniyor ve sonra aradığını satrançta buluyor. Bakın, yani kendi hayatını artık satrançla gömveriyor desek yanlış olmaz. O yüzden güzel bir film. Hayattaki anlam arayışında yolu satrançla devam eden bir karakterin hikayesini anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Lujin savunması filminin. Ve bir diğer film 2013 yapımı yine. IMDb puan 6.9 yüksek diğerlerine göre bir efsanenin hayatı ismini taşıyor. Filmde banka soygunda mahkum olan bir isim var. Ve bu isim gençleri tehlikeli sokaklardan uzak tutmak için onları satranca yönlendiriyor bakın. Ne kadar sosyal mesaj, ne kadar önemli bir sosyal mesaj bir yandan. Gerçek hayattan beslenen bu filmde bu karakter hapiste satrancı öğreniyor ve gençliğinde yaptığı hatalardan pişmanlık duyuyor. Yaşadığı eski mahallesine dönünce de bir satranç kulübü açıyor ve gençlere ücretsiz dersler vermeye başlıyor. Derslere katılan gençler belli bir zaman sonra kendilerini çok geliştiriyorlar ve yarışmalara katılmaya başlıyorlar. Hatta kulüpteki gençlerden birisi o kadar yetenekli ki sokaklardaki tehlikenin içine de çekilmemek için bir yandan direnmeye çalışıyor ve o yeteneğini satrançta gösteriyor. Çok güzel sosyal mesajlar içeren bir film. Yani ebeveynler de soruyor ya bizim çocuklarımız kötü şeylere bulaşmasın diye neler yapabiliriz? Mesela satranç hayatlarını sokabilirsiniz onların. Değil mi? Satranç inanılmaz güzel bir şey. inanılmaz güzel bir zeka oyunu. Ve filmlerde aslında satrancın bu bahsettiğim filmlerde satrancın önemine vurgu yapıyorlar. Tabi sosyal mesajlarda vererek. Hakan yenileceğimi sezdiğim kişilerle satranç oynamıyorum. Kesin çözüm dedi. Siz satranç oynuyor musunuz Gizem Hanım dedi İsmail. Uzun zamandır oynayamadım. Ben dürüstüm biliyorsunuz. Fakat zamanında çok severdim gerçekten. Bir sonraki hamleyi tahmin etmeyi çok severdim. Biraz strese de sokuyor sizi. Ama onun yerine farklı hobilerime yöneldim diyebilirim. Ama diyorum ya mesela bir hobisi yoktur ya da var da olabilir elbette. İki kardeş vardır mesela evde ya da oynayabileceğiniz bir partner vardır. Online satranç oyunları da oynayabilirsiniz tabii ki. Ama muhakkak o zaman öldürmek için her zaman işte teknolojik oyunlar değil de biraz böyle zeka oyunlarına da muhakkak vakit ayırmanızı ben tavsiye ediyorum. Holly Rain hoş geldin Deniz. Teşekkür ediyorum. Eski Arabistan'da deve üzerinde yolculuk yaparken kodlamayla tahta olmadan satranç oynarlarmış diyor. Satranç oynarlarmış diyor. Evet doğru söylüyorsun. Çok eskiye dayanan bir tarihi var satrancın zaten. Günümüzdeki formuna gelene kadar neler neler geçirmiş. İzledim mükemmel bir film diyor Hasan Çığırı. Hangi film için? Efsane'nin hayatı filmi için. Hasan Çığırı adlı izleyicimizden de size öneri olarak geliyor bu film. Ve bir diğer film 2014 yapımı IMDb puanı 7. Oldukça yüksek. İsmi de Şahmat. Öncelikle Türkiye'de yayınlanan filmlerde filmlerin orijinal adlarından Türkçeye yapılan çeviri hatasını aslında bu filmde de görüyoruz. Ama adından ziyade filmin konusuna bakalım. Film Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Önemli bir dönemde geçiyor ve Amerika'nın satranç alanında yetiştirdiği en büyük yetenek olan Bobby Fischer'ın 1972 Dünya Satranç Şampiyonası sürecinde yaşadıkları anlatılıyor bu filmde. Yani bir yandan tarihi de gözlemliyorsunuz film sayesinde. Şampiyonada Fischer Rus şampiyon Boris Spass daha doğrusu Rus şampiyon Boris Spasskaya'la kıyasıya bir mücadele ediyor değerli izleyicilerimiz. ve Amerika Birleşik Devletleri. Fischer'ın galip gelmesini çok istiyor çünkü o zamana kadar Ruslar satrançta aslında baskın taraf. Ve bu büyük mücadelenin medyada da yerini fazlasıyla bulmasından sonra Fischer bir anda kendisine karşı bir komplo girişiminde bulunulacağı paranoyasına kapılıyor ve bu filmde gerçek olayların uyarlandığını göreceksiniz. Tarihten çok büyük dersler göreceksiniz. Çok büyük sahneler göreceksiniz aynı zamanda. Ve filmde yenilmez Rus şampiyon Boris Spaska ile Amerikalı genç satranç oyuncusu Bobby Fischer'ın haftalar süren unutulmaz rekabeti konu ediliyor. Ve bu satranç mücadelesi aynı zamanda asrın maçı olarak da nitelendiriliyor. Tarihten de önemli detaylar var. Aklınızda bulunsun. Öneriyorum. Cenk artık nesli geçti çocuklar PUBG varken satranca odaklanamaz diyor. Evet ama her çocuk için demeyelim onu. Yani aileye çok şey düşüyor. Ailenin yönlendirmesine bağlı Cenk bence. Tabi yönlendirme üslubu da nasıl bence o da önemli. Yani yönlendirme üslubu, emir üslubu mu? Yoksa tavsiye üslubu mu? Yoksa kaba bir dille mi? Ya da eğitici bir dille mi? Çocuğun dilinden mi konuşuyor? Yoksa karşısındakinin belki de kırılabileceğini düşünmeden farklı bir üslupta mı konuşuyor o da önemli diye düşünüyorum açıkçası. Üsluba bağlı olarak da ebeveynlerin önerileri ve ebeveynlerin aslında tavsiyeleri çocuklar üzerinde farklı etkiler doğurabiliyor. Ya tam tersini yapıyorlar ya gerçekten dinliyorlar ya da bazen dinleyip sonra bırakabiliyorlar. Çocuk yetiştirmek çok zor ama yönlendirmek için çok daha dikkatli olmak lazım. Doğru yönlendirildiği zaman çok güzel sonuçlar alınabiliyor çocuklarda bence. Çevremize bakalım, kendimize bakalım, sizlere bakalım. Bunu görüyoruz. Ve bir diğer film yine yüksek puanlı bir film. IMDb'nin puanı 7.2. Yeni yapım diyebilirim diğerlerine göre. 2016 yapımı bir film. İsmi de Vezir. Bakın film terörle mücadelede bir özel harekat polisinin yaşadığı talihsiz bir olayla başlıyor. Öncelikle dikkat çekici bir şekilde başlıyor. Ve buradaki kahramanımız aslında acısıyla mücadele edebilmek için çocuklara satranç dersi veren bir ustadan yardım alıyor. Kendisi de satranca başlıyor böylelikle ve satrançta çocuklarla oyunlar oynayarak ilerliyor bakın. Polisin ve ustanın yaşamlarını karartan bir komplodan dolayı da bu ikilinin yolları kesişmiş aslında filmde de öyle görüyoruz. Ve birbirlerinin hayatlarına bu komployu açığa çıkarmak ve yardım etmek için katılıyorlar bir nevi ve güçlerini birleştiriyorlar. Hayatlarında yaşadıkları zorluklar ve hüzünler çok güzel işleniyor bu filmde. Bir aksiyon dram eşliğinde Sizleri güzel bir seyir bekliyor aslında bu filmde. Ve filmin başrolünde Satranç da var. Satranç'ın etkileri de var. O yüzden izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Vezir isimli filmi. E biraz daha puanları yükseltelim. Eski yapım ama yüksek puanlı bir yapım. 7.6 bakın IMDB puanı. Fresh isminde. İngilizce de, de öyle. Türkçe de öyle geldi. Çevrilmedi. Fresh olarak biliniyor daha çok Türkiye'de. 1994 yapımı. Filmde Afro-Amerikan bir genç var ve bu gencin bir uyuşturucu satıcısının çırağı olarak hayatta kalması işleniyor filmde bakın. Acı bir hayat hikayesi yani. Ve Fresh'in geçinebilmek için de bir işe ihtiyacı var. Ve alkolik babasından satranç öğrenmek dışında hiçbir şey kalmamış miras olarak. Bir tek babası ona hayatta iyi olarak satrancı öğretmiş öyle söyleyeyim. Kararlılığı ve zekası sayesinde bir işte tutunabiliyor Fresh. Ve bu arada filmin ismi Fresh. Filmdeki karakterin ismi olarak filmin ismi geçiyor. Ve haliyle Türkçe'ye de özel isim olduğu için çevrilmedi. Fresh olarak kaldı. Onu da detay olarak aktarayım. Ve Fresh eski sınıf arkadaşının öldürülmesine tanık olunca hedef haline geliyor bakın. Korunabilmek ve katillerle mücadele edebilmek için de bir plan yapmak zorunda kalıyor. Hem aksiyon var, hem gerilim var, hem de satrancın yine Fresh isimli bu karaktere kattıkları var, gösterdiği yol var. Bu filmi de kesinlikle izlemenizi de tavsiye ediyorum. Ahmet gençken Ege bölgesinde Mortal Kombat şampiyonu oldum. Lise çağında diyor. Evet o Night Online, Night Mortal Kombat'lar gerçekten çok meşhurdu o dönemlerde. Ama biliyorsunuz bir anı olarak kalıyor. Çok bir kazancı olmuyor değil mi Ahmet? Yani bir anıdan ve bizleri gülümseten bir anıdan başka oyunlarda şampiyon olmak. Gerçi e-spor ayrı bir dala haline geldi ama o dönemlerde bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Hakan anne ve baba karşılıklı satranç oynasa çocuğun ilgi duyma ihtimali %90. Bu kadar basit. Anne baba oynasın çocuk da ilgi duysun diyor. Evet genellikle bu oran yüksek. Tabi bazen farklı tepkiler veren çocuklar da olabilir. Anne babaya karşı davranış göstermek isteyen ya da onların yaptığı şeyi yapmak istemeyen, tam tersini yapmak isteyen çocuklar da olabilir ama genelde doğru söylüyorsun. İyi örnek olmak isteyen anne babalar bunu yapabilirler mesela. Güzel bir teklif, güzel bir tavsiye. Teşekkür ediyorum. Bir film daha önereceğim, satranç içeren film. Puanı oldukça yüksek, IMDb puanı 7.6 bakın. The Dark Horse, The Dark Horse, 2014 yapımı. Bizim Türkçe'ye de kayıp şampiyon olarak çevrildi. İngilizcesinde izleyebilirsiniz, Altyazılı olarak da izleyebilirsiniz. Filmde kendi yaşadığı talihsizliklere bu filmde kendi yaşadığı talihsizliklere ve kötü şansına rağmen içinde yaşadığı toplumun çocuklarına umut aşılamak için var gücüyle çalışan bir adam var. Onun hikayesi anlatılıyor zaten. Çocuklara uğruna mücadele etmelerini sağlayacak bir amaç vermek için çalışıyor bakın hayatı boyunca. Duygusal olarak sizi çok etkileyeceğini tahmin ettiğim bir film öncelikle. Ve çocuklarımıza, çevremizdeki gençlere umut vaat eden onların mücadele ruhunu geliştiren amaçlar aşılayan bireyler olarak gelişmemize katkısı olabileceğini düşündüğüm bir film aynı zamanda. Yani özellikle çevrenizde genç arkadaşlarınız varsa, kardeşleriniz varsa, küçük çocuklar varsa onlarla birlikte de izleyebileceğiniz bir film ve yine satranç başrolde diyebilirim. Kayıp şampiyon filminde ama onun da sırrını söylemeyeyim. İzleyin ve görün diyeyim. Orada satranç nasıl rol alıyor, bu adam çocukları hayata bağlarken, çocuklara bir hayat amacı verirken satrancı nasıl rol model gösteriyor ya da nasıl kullanıyor? Onların hepsi filmde gizli. İzlemenizi kesinlikle öneriyorum. Ve devam edeceğim. Evet, Cihan'cığım şimdi bir yorum yapmışsın ama bizim izleyicilerimiz çok kıymetli. Gerçekten mühendisin diyen izleyicilerimiz, mühendis doktorum diyenler doktor, e, okuluna devam ettiğini söyleyen izleyicilerimiz de var. Lütfen onları da unutmayalım ve bu konularda eğer kırıcı yorum yaparsan da Cihan okumayacağım yorumunu söyleyeyim. Çünkü ben izleyicilerimize laf gelsin istemem ama bence Cihan iyi bir şey söyledi, değil mi? yani iyi bir yorum yaptı. Burada herkes mühendis, doktor, iş adamı diyor ama evet çok yoğunlukta iş insanları var yayınımızda. Mühendisler var, doktorlar da var. Farklı meslek grubundan olanlar var, öğrenciler var. Hepsine bizim yayınımız açık. Her ülkeden herkese yayınımız açık. Yeter ki dürüst, iyi niyetli, iyi kalpli insan olsunlar. Bizim için makam, mevki, yaş, işte ülke, şehir hiç önemli değil Cihancığım. Lütfen bunu da böyle bilelim. Şimdi hani bir anket sonucu paylaştım sizlerle. Bu arada suyumuzu da yudumlayalım istiyorum. Sizde var mı? Bilmiyorum fotoğraf göndermediğiniz için göremiyorum. Bu arada unutmuyoruz değil mi? Sizden bir ricamız var. Beni izlerken, yayınları izlerken şöyle bir çekin bize. Mesela salonda mı izliyorsunuz? Çekin. Ekranda mesela neler açık? Onu tabii dip detay olarak, ek detay olarak söyledim. Biz ona bakmıyoruz da beni izlerken Mesela bilgisayar başında izliyor olabilirsiniz. Masanızı çekin, salonda izliyor olabilirsiniz. Salondan işte bir görüntü çekin, selfie çekin, video çekin. Yani çekim çağındayız artık. Herkeste şu telefonlar yok mu? Var. Şöyle çekin. Selfie çekin ya da mesela. Ve onları bize gönderin. Biz onları paylaşıyoruz. Sizleri etiketliyoruz. Çok mutlu oluyoruz. O yüzden ben hatırlatmak istiyorum. Ve tabii ki şu şekilde suyumuzu içiyoruz. Üzeri kapalı bardağımızın diyor. Doğru olanı yapmışsınız. Ben tabii çabuk tüketeceğim için kapatmadım ama sabah kadar bekleyecekse o uyarıyı ben de yapmıştım. Karbondioksit oranından ötürü ve suyun kalitesinin bozulmasından ötürü, pH'in bozulmasından ötürü suyun üzeri kapalı olsun demiştim. Galiba onu hatırlattın. Evet Hakan aynen öyle. Yani bizim yayınımız her türlü meslek grubundan izleyicimize açık. Biz sadece kalbi gönlü güzel olsun istiyoruz. Biz ona bakıyoruz. Her zaman herkes bunu bilir. Cihan'ın öyle bir yorumu olduğu için ben biraz e, Cihan'ı uyarmak da istedim bu konuda o yüzden. Ve az önce bir anket sonucu aktardım biliyorsunuz. Çoğunuzun da katıldığı anket sonuçlarıydı. İşte insanların çoğu sinemaya gitmek için en az 8 ay geçmesi gerektiğini düşünüyor. Peki arabalı sinema için böyle mi düşünüyor derseniz sanmıyorum. Çünkü İzmir ve Nevşehir'de arabalı sinema etkinliği düzenlendi ve ilgi oldukça büyüktü. Bakın İzmir ve Nevşehir belediyeleri korona günlerinde evlerinde bunalan vatandaşlara biraz olsun moral verebilmek için arabalı sinema etkinlikleri düzenledi ve ilgi, katılım çok yoğundu. İnsanlar çok memnun kaldılar. Nerelerde düzenlendi? Şöyle biraz detaylı aktarmak istiyorum açıkçası sizlere. Belki sizler bizim ilde de olsun diyenlerden olabilirsiniz. Lütfen ses verin. Okuyacağım yorumlarınızı. Ayrıntılara geldiğimizde nereleri görüyoruz? Düzenlenen etkinliğin, düzenlenen yerlerini sayıyorum. Etkinlik, Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buz Pisti, Buca ve Çil olmak üzere İzmir'in farklı noktalarında kurulan dev ekranlarla düzenlendi. Ve vatandaşlar adı üzerinde arabalı sinema konsepti olduğu için arabalarından inmediler. Arabalarından inmeden de sinema keyfini yaşadılar. Kimileri mısırlarını getirmişti, atıştırmalıklarını getirmişti ve o şekilde arabalarından çıkmadılar. Sinema keyfinde yaşadılar, izlediler. Tabi bildiğimiz o klasik sinema keyfi gibi olmasa da çok memnun kalındığını söyleyeyim. Çoğunluğun memnun kaldığını söyleyebilirim. Belediye ekipleri filmi izleyen kişilere patlamış mısır da bu arada ikram etti. Hatta gazoz da ikram etti. Bir de maske dağıttı bakın. Görüyor musunuz ne kadar güzel bir hareket? Arabalı sinema etkinliğinin Fuar İzmir'deki ayağına katılan Nurettin Arabacı isimli bir vatandaş Soyadı arabacı bakın, şansa bakın. Organizasyonu sosyal medyadan görmüş ve hemen başvuru yapmış. Tabii başvuru da yapılması gerekiyor. Belli sayıda kişiler alınıyor her ne kadar arabalı olsa dahi. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katıldıklarını belirtiyor kendisi ve diyor ki salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık ama gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu diyor. Ve Betül Arslan isimli bir diğer vatandaşsa Hemşireyim, bana büyük bir moral oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Aslında ilk defa arabalı sinema etkinliğine geliyoruz ama hayalimizdi. İkramlar da çok güzeldi ifadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz. Bu arada renkli görüntüler de vardı. Orada olmak isterdim açıkçası. Mesela Bektik Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajına kuruldu dev ekranlar. Onun önüne park etti vatandaşlar araçlarını ve belediye ekiplerinin ikram ettiği gazoz ve mısırlar eşliğinde de etkinin ilk gününde Müslüm filmini izlediler. İkinci gününde Türk işi dondurma filmini izlediler. Nevşehirliler de yine etkinliğin ilk gününde Müslüm ve ikinci gününde Türk işi dondurma filmini izlediler ama inanılmaz keyif aldılar. Öyle söyleyeyim böyle bir pandemi süreci arasında böyle bir mola vermek böyle bir motivasyon kaynağına denk gelmek gerçekten katılanlar için büyük bir mutluluktu. Onu aktarabilirim. Tabii büyük bir talep var şu anda. Sadece İzmir ve Nevşehir'de değil, Türkiye genelinde de bu tarz etkinlerin, bu tarz etkinliklerin yakın zamanda yapılabileceğini açıkçası öngörüyorlar arabalı sinema etkinliklerini. Ne dersiniz? Güzel olmaz mı? Şöyle yakınlarda dev ekranlar kurulsa, arabanızla gitseniz, işte arabadaki kişi sayısına tabii karışmamışlar ama Arabada olabilecek kişi sayısı da belli. Şöyle mısırlar, gazozlar ikram edilse bir de yanında maske de veriliyor tabii ki. Ne dersiniz? Arabalı sinema etkinlikleri artar mı acaba? Yurt dışında zaten daha da önce başlamıştı. Türkiye'de de görüldü şimdi ve herkes çok memnun. Olumsuz yorum yapan neredeyse yok. Ve durum böyleyken sadece İzmir ve Nevşehir ile kalmayacak gibi görünüyor. Gelin, o da bir sinema akımı gelecek yani. Arabalı sinema akımı. Ne dersiniz? Var mıyız böyle bir akıma? Hazır mıyız? Pandemi sürecinde o kadar sıkıldık ki Gizem Hanım. Her türlü akıma hazırız diyenler var yayınımızda farkındayım ama arabalı sinema faydalı etkinliklerden biri diye düşünüyorum. Faydalı akımlardan biri en azından. Emir Erdoğan merhabalar. Emir Erdoğan hoş geldi. Emine hoş geldi. Teşekkür ediyorum. Ama Hakan'ın mesela şöyle bir eleştirisi olmuş. Arabalı sinemadaki mesafeyi yeterli bulmadım. Hapşırma gibi durumlar sıkıntı yaratabilir diyor. Evet tabii arabanın içindesiniz ve tanıdıklarınızdasınız. Dışarıyla temas etmiyorsunuz ama diyorsun ki yine dışarıdan bir gazoz verilecek, mısır verilecek, onunla temas edeceğiz diyorsa almayabilirsiniz. Ama onun dışında tabii ki lavabo ihtiyacı konusunda herhangi bir durum söz konusu değil. Herhangi bir duyuru ya da herhangi bir yine imkan söz konusu değil. Yine de şunu belirtmek gerekiyor bizim belediyelerimize de baktığımız zaman çoğu yerde evet sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde bakıyoruz ki parklarda ya da çoğu yerde alışveriş merkezlerinde lavabolar açık değil. Bu insanlar açısından zorluk oluşturuyor olabilir ama şu da bir gerçek ki zaten herkes, her uzman ne diyor? İşinizi görün ve çıkın diyor. Yani çok kalmayın diyor. Bir nevi onu da sağlıyor ve lavabolar en fazla mikrobun, virüsün bulaşabileceği yerler düşündüğünüzde haliyle alınması gereken bir önlem. Her ne kadar arabalı sinemada da tabii lavabo ihtiyacı olabilecek olsa dahi ona göre önlemlerin alınması gerekecektir. Ve ona göre film süreleri belirlenecektir. Çünkü lavabolar biliyorsunuz virüslerin, bakterilerin, mikropların en çok bulaşabileceği yerler. Evet bu canlı yayın, gerçek yayın, herhangi bir fake yayın söz konusu değil. Ben bunu okumamış olayım. Hoş geldin yine de. Hakan Nevşehir Belediyesi yine belediyecilikte çığır açmış. Tarkan ve Cem Yılmaz'ın ambargosunda kaldırılır umarım diye aktarıyor. Ahmet Dahice hatta arabalı sinema çok güzel. Ben çok beğendim diyor Ahmet. Gelsin mi İstanbul'da da olsun mu? İstanbul'da katılım daha yoğun olur ama bence. Yani o yüzden başvuru alınıyor. Biraz da pilot uygulama gibi olmuş. Ne dersiniz? İstanbul'a gelir mi bilemiyorum. Gelse güzel olur. Gider miyim? Hepsine gitmem belki. Yani her gün gitmem ama gerçekten denerim. Yani denemeden yorum da yapmak istemiyorum açıkçası. Ama duyunca bile bana heyecan verdi. Düşünsenize yani koltuk sizin arabanızın koltuğu. Kendinizi evinizde gibi hissedebileceksiniz. Bence güzel. Ya bu formatta ciddi misiniz? Ne kadar mutlu oldum. Ben de radyo içeriği yapıyorum diyorum. Merhabalar Bukay. Evet ciddiyiz tabii ki. Çok ciddiyiz. <laughs> Hoş geldin. Şöyle araçlar arasında bir metre civarı vardı. Bazı alanlarda sol kapıdan diğer aracın sağ kapısındaki kişiye maske vesaire dikkat edilmezse sorun olabilir diyor. Evet. Ama işte hiç dışarı çıkmadıkları düşünülüyor Hakan. Yani çünkü lavabo ihtiyacına da karşılamayacaklar sonuçta baktığında. Hiç dışarı çıkılmayacak. O yüzden arabalar arasındaki mesafe çok sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi herkes de böyle düşünmez. Senin gibi olumsuz yanları olduğunu düşünenler de olacaktır. Ve devam edelim. Devam ed ederken tabi yorumlarınıza da bakacağım ben. Yeni gelenler var. Yeni gelenlere şöyle bir duyuru ve hatırlatma da yapayım. Bizim yayınlarımız 21'de başlıyor. O yüzden 21'de gelirseniz. Çünkü yaklaşık bir 15 dakika kadar sonra tahminimce bitireceğiz. 21'de gelirseniz daha çok içerik görürsünüz. Burkay. Buray mıydı yoksa? Burkay. Sana ve yeni gelenlere sesleniyorum. O yüzden hem sularımızı içelim hem bunda bir yere not edelim diye düşünüyorum. Bu arada ben yorumlarınıza bakayım suyumu içerken. Ben aynı zamanda gazeteciyim, geleneksel medya içeriği üretiyorum. Yeni medyada görmek muazzam, var ol diyor. Teşekkür ediyorum Burkay. Lütfen ekle bizi, takip et. Ne güzel böyle aynı meslek grubundan yani yayıncılık ekosisteminden izleyicileri de görmek çok büyük mutluluk. Çünkü şu açıdan söylüyorum tabii diğer izleyicilerimizi görmek de bizim için büyük mutluluk ama sen de bu işin zorluklarını, meşakkatini, meşakkat yollarını bildiğin için bizi çok daha iyi anlayacaksındır. Ne güzel böyle meslektaşlarla karşılaşmak büyük mutluluk. Sen özellikle lütfen takipte kal. Instagram sayfamızı aşağıda görüyorsundur diye düşünüyorum. Instagram sayfanı da takip etmek isteriz. Sen de bizi takip et. Haberleşelim. Seni de yayınımızda görelim. Sen de sağ ol var ol. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şimdi güzel bir yine teknolojiyle bir arada bir haber içeriği aktaracağım. Sanal Türk Yıldızları değerli izleyicilerimiz bizim de yayın yaptığımız platformlardan biri olan Twitch'te uluslararası uçuş şovuna katıldılar. Bakın. Tabii şu anda pandemi süreci var. Yani isteseler de mesela Türk Yıldızları ekibi ya da uçuş ekipleri ya da uçuş şovları gerçekleştirilemez. Onlar da katılamazlar. Bu bir gerçek şu an için. Ama ne oldu? Onların başarılarına engel oldu mu Bu süreç? Hayır olmadı. Ve Sanal Türk Yıldızları ekibi Twitch'ten canlı yayınlanan uluslararası bir uçuş gösterisi programına katıldı. Sanal pilotlardan oluşan ekip ilk kez bir uluslararası etkinliğe katılmış oldu. Ülkemizin gurur kaynağı olan hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de yurt dışında onlarca uçuş gösterisi düzenleyen Milli Hava Akrobasi Timimiz Türk Yıldızları ekibinin hayranları tarafından kurulan Sanal Türk Yıldızları ekibi de böylelikle gösterilerine hızla devam etmiş oldu. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türk Yıldızları ekibi bizim gurur kaynağımız. Ama bu süreçte pandemi sürecinde uçuş yapabilirler mi? Uçuş yollarına katılabilirler mi? Bunlar mümkün değil. Haliyle sanal olarak bir uygulama yapıldı. Sanal pilotlardan oluşan ve simülasyon oyunlarına gönül vermiş kullanıcılar tarafından kurulan bu ekip işi ciddi alarak tıpkı bir akrobasi TV gibi özel olarak hazırladıkları, özel, özenle hazırladıkları programları Twitch üzerinden takipçileriyle buluşturdular. Özellikle takip etmenizi tavsiye ederim bundan sonraki gösterilerini. Çünkü bir süre daha böyle sanal uçuşlar, sanal gösteriler, etkinlikler devam edecek gibi görünüyor. Sanal Türk Yıldızları ekibi de emin olun. Özellikle uçuş yollarını sevenler için mükemmel gösteriler düzenliyorlar. Ki Twitch ve YouTube kanallarından da takip edebilirsiniz kendilerini soranları görüyorum. Sanal Türk Yıldızları ekibi olarak takip edebilirsiniz. Virtual Air Shows adı verilen ve Twitch üzerinden yayınlanan bu uçuş gösterilerine katılarak tabii ki tıpkı diğer ülkelerin sanal uçakları ve uçuş ekipleri gibi bizi temsil ettiler en başta. Türkiye'yi gururla temsil ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları ve Türk Yıldızları Mavi Gökler'deki bayrak taşıyıcımız diyor. Evet Burkay kesinlikle yani bu sanal süreçte pandemi sürecinde de ne kadar gurur duyulması gerektiğine görüyoruz. Ne kadar gurur duyulacak işlere imza attıklarını, durmadıklarını, yılmadıklarını görüyoruz. Ve bu gururla da o haberleri, o içerikleri sizlerle paylaşıyoruz tabii ki. Burkaya çok teşekkür ediyorum. Denize, Holly Rain'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, bereketli, kıymetli bir yayın daha yapıyoruz bugün 27 Mayıs. Mayıs'ı da noktalıyoruz neredeyse. Ne diyorsunuz Mayıs? Gitsin mi bir an evvel? Öyle mi diyorsunuz? Ya da Yo yani kalabilir diyenlerin olduğunu sanmıyorum pek. Mayıs zorladı bizi değil mi? Yani Nisan da zorladı, Mart da zorladı. Mayıs gitse de biraz Haziranları mı görsek diyenlerdensiniz benim gibi acaba? Şimdi bir dönemin biliyorsunuz en çok tıklanan adreslerinden biriydi MyNet. Ve MyNet'ten bu sürece ilişkin önemli bir haber geldi. Çünkü MyNet Uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiririz değerli izleyicilerimiz. Yani çoğu firma var, çoğu sektörde yer alan devler var, markalar var. Uzaktan çalışmaya evet yer veriyorlar ama sürekli böyle gideceğinin mesajını vermiyorlar. Ya da belli bir süre part time gibi uzaktan çalışılacağını aktarıyorlar ya da bundan sonraki süreçte tamamen ofise geçileceğini aktarıyorlar ya da hem evden hem ofisten çalışılacağını, bunun zamanlamasının yapılacağını, planlanacağını aktarıyorlar ama MyNet uzaktan çalışmayı tamamen kalıcı hale getirdiğini açıkladı. Ayrıntılara bakacağız. Hasan Çırım Mayıs gitsin, Haziran'ı görelim diyor. İnşallah hayırlı gelsin de gelsin Hasan Bey ve birçok kişi sosyal medya varlıklarına da değer kattı diye burkaya ekledi. Kesinlikle öyle. İşte geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos, Twitter CEO'su, Amazon CEO'su ve daha birçok isim, işte Elon Musk olsun, devlerin nasıl miraslarına miras kattığını tabiri caizse aktarmıştık yayınımızda. Covid-19 aslında ekosistemi revize ederken bir yandan da dünya üzerindeki internet kullanım oranları yarı yarıya değişti diye de Burka ekliyor. Teşekkür ediyorum bu doğru yorumların için. İsmail biri bu zamanı durdursun diyor. Mayıs'ta mı kalalım yani? İlginç. MyNet ilk Türk Türkçe portalı diye reklam yapardı ilk çıktığında diyor. Evet o eskilerde gerçekten ilk ama. Şimdi neler neler var değil mi? Ne siteler çıktı? Kimileri ayakta kalabildi? Kimileri kalamadı? Yıkıldı? Kimileri ödüller aldı? Kimileri tarzını değiştirdi, içeriklerini değiştirdi. Ama kimileri de çizgisini korudu ve devam etti. Peki MyNet'in uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmesinin ayrıntılarına bakalım isterseniz. Bakın her ay ortalama 42 milyon internet kullanıcısına erişiyor MyNet hala daha. Ve şirket tüm editör kadrosunu artık kalıcı olarak tamamen uzaktan çalıştırma kararını almış bulunuyor. MyNet İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Esra Bayraktar, editör kadrosunu tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına açma kararı aldıklarını belirtti geçtiğimiz günlerde ve MyNet'in medya birimlerinin %75'inin kalıcı olarak uzaktan çalışacağını da ifade etti. Hatta tüm işe alım, oryantasyon, eğitim ve performans süreçlerini de uzaktan çalışmaya uygun hale getirdiklerini de belirtti değerli izleyicilerimiz. Baynet Genel Yayın Yönetmeni Tarkan Temur'un da yine açıklamaları oldu. Uzaktan çalışmanın üretkenliği yüzde 15 daha olumlu hale getirdiğini ortaya koyan araştırmaların olduğunu ifade etti. Ve iki aylık uzaktan çalışma deneyimlerinin bunu doğruladığını da söyledi uzaktan çalışma kültürünü benimsediklerini kalıcı hale getirmenin gelecekte şirketlerin başarısı açısından da son derece mühim olduğunu önemli olduğunu ifade etti. Yani başarılarımıza başarı katacağız. Uzaktan çalışma sistemiyle dedi. İşte bu pandemi süreci pandemi sürecinin getirdiği iş hayatındaki değişiklikler bazı sektörleri gerçekten olumlu etkiliyor bazı sektörlerdeki bazı markalara, devlere, firmalara ayrı bir bakış açısı katıyor, ayrı uygulama süreçleri katıyor, ayrı planlamalar katıyor ve bu onların başarısının katlanmasına sebep olabiliyor ama işte her sektörde öyle değil. Yani mesela bir inşaat sektörünü online yapmanız mümkün mü? Değil. Ama medya'nın işte bu açıdan öyle bir avantajı oldu bu süreçte gerçekten. Ve medyadaki birçok var olan isimlerin ve aynı şekilde medyada var olan markaların devlerin büyümesinde sağladı, sosyal medyada büyümesinde sağladı bu süreç. Ama her sektörde böyle mi derseniz değil. Çok kötü etkilenen sektörlerde var. Hertz iflasını duyurdu. E, Renault iflas edebilecek derecede risk altında olduğunu açıkladı Fransız ekonomi bakanı Renault'un. Yani her sektör aynı durumu yaşamıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Bakalım yorumlarınıza Tuncay gelmiş mesela. Teşekkür ediyorum. Biraz geç de olsa geldi. Takipte kalın. Yeni gelenler takip butonuna lütfen tıklayın. Takip edin bize. Çünkü biz noktalayacağız yakında. Birkaç dakika içerisinde belki ama yarın ne olacak? 21'de burada olacağız inşallah. Evet, maaş ücretleri de önemli. Maaşta düşüşe neden olabilir diye Tuncay ekliyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. Doğru bu noktaya parmak bastım. Çok doğru bir bilgi aktardın. Evet kimileri bunun endişesi altında MyNet'ten yani baktığımızda MyNet penceresinden baktığımızda böyle bir durum görmüyoruz. Tuncay adlı izleyicimizin dediği gibi maaşta düşüşlere neden olabilir mi acaba demişti. MyNet için öyle bir açıklama yapılmamış. Yani düşüş olacak mı yoksa aynı doğrultuda mı gidecek maaşlar bilemiyoruz ama çoğu sektörde bu korku var evet. Yani biz evet evden çalışıyoruz ama yol masrafımız azalıyor. Ya da işte ofisteki gibi belki motive olmadığımız düşünülüyor bazı işverenler tarafından. Haliyle bu maaşlarımıza etki eder mi diye düşünenler, bu korkuyu yaşayanlar da var. Ve bazı sektörlerde bunun duyumları da alındı. Yani maaşlarda değişikliğe gidileceği, evden çalışmanın geleceği ama maaşların biraz daha düşeceği açıklandı. Ama bazı yerlerde böyle bir açıklama gelmedi. Maynet onlardan biri. Gizem kısa kaldım ama Instagram'dan seni takip ettim. Yayından ayrılmak zorundayım. Ufacık bir işim var diyor. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz Burkay'cığım. Sana da işlerinde, medyadaki işlerinde özellikle başarılar diliyorum. Her gün bekliyoruz. Pazar ayıçı her gün buradayız. 21'de buradayız. Ve seni de bekleriz tabii ki. Görmek isterim. Meslektaş olunca, aynı ekosistemde olunca daha çok heyecanlanıyorum açıkçası. Herkes gibi aslında. Sizleri görünce de çok heyecanlanıyorum. Ama Burkay'da dediğim gibi bu meşakkatli süreciyle bilen bir isim olduğu için çok sevindim. Evden daha çok çalışılıyor aslında diye de Hakan aktarıyor. Evet aslında değil mi? Daha çok çalışılabiliyor. Yani şöyle işverenler daha çok iş yükleyebiliyor. Yani okullarda bile öyle. Daha fazla ödevler, daha fazla online toplantılar yapılabiliyor bu süreçte. Haliyle evet maaş acaba azalmalı mı? Gerçekten maaşın azalmasına sebep olabilecek nitelikte durumlar mı var? O bence biraz daha gözden geçirilmeli. Seni gerçekten bu konuda onaylıyorum. Bu arada saç konusunda bana uyarı yapan olmuş çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet saçlar e, bu süreçte bayağı bir dağılmış. Ben haberin har hararetine böyle kapılınca tabii ki ister istemez o beni de etkiliyor saçlar, başlar, kolyeler, takılar etkilenebiliyor. Evden çok iş yerinde geçiyor zaman genelde iş yerinde çalışanlar için diyor. Tabii dün bir izleyicimiz dedi ki ben dedi Gizem Hanım iş ortamında motive oluyorum. Yani arkadaşımı görmem lazım. İşte aralarda kahve içmem lazım. Arkadaşlarımla iş arkadaşlarımla şöyle bir iki sohbet etmem lazım. Bir sigara içmem lazım. Mesela i̇şte, sigara içmeyin de onlar öyle dedi. İçenler için söylüyorum. Ve böyle bir ortamda olmam lazım. Ben evde konsantre olamıyorum. İş arkadaşlarımı özlüyorum. Biraz onlarla sohbet etmeye de ihtiyacım oluyor dedi. E, böyle bakanlar da var tabii haliyle herkese saygı duyuyorum. Ama sonuçta işverenin kararına da bağlı bu. İşverenleriniz inşallah sizin gönlünüze yatan kararı verir. Ve son olarak birkaç haber daha aktaralım isterseniz. Sonra da noktalayalım. 7 yıldır bu ekosistemin havasını soluyorum diyor Burkay. Bence çok güzel. Çok şanslısın. Ama tabii ki zor. Aynı zamanda zor da bir ekosistem. Senin de bildiğin gibi. Ve şimdi biraz haberlerden size alıp götürmek istiyorum. Bazı sözler vardır. Hayatınızı öyle bir etki eder ki hayat boyu o sözü unutmazsınız. Ya da bir zorlukla karşılaştığınızda o sözde bahsedilen bir olay gibi olayla karşılaştığınızda o sözü hatırlarsınız. Ve birden bakış açınız değişebilir. Birden sakinleşebilirsiniz. Birden hayata olan güveniniz artabilir, umudunuz artabilir. İşte tüm bunları da sağlayabileceğini düşündüğüm 10 tane derin, dokunaklı Afrika atasözü aktaracağım sizlere. Şüphesiz bizim de çok kıymetli atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Ama biraz böyle dünyaya da bakmak lazım. Dünyada neler konuşuluyor, neler atasözü, hangi sözler atasözü ve ne mesajlar veriyor insanlığa onlara da bakmak lazım diye düşündüğüm için bu sözleri sizlerle paylaşacağım. Katılıyor musunuz acaba bu sözlere diye de soracağım sizlere. Evin yeri ayrı, iş yerinin yeri ayrı eğer zorunluluk yoksa diye aktarıyor. Katılıyorum. Interpol adam arıyor bu arada arkadaşlar. Normal şirkete girmekten daha kolay. Üniversite diploması bir de dil gerekiyor diye aktardı Ahmet'ten de. İşler konusunda bir duyuru var. İş başvurusu yapanları iyi dinleyin. E, NASA'da eleman arıyor biliyorsunuz ama Amerikan vatandaşı olmak lazım en başta. Furkay diyor ki haberimizden haberiniz, hayatımızdan haberimiz olsun. İyi geceler, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Tam bir haberci yorum olmuş. Hoş geldin tekrar. Şimdi birazdan noktalayacağız. Noktalamadan önce bu sözlerin aklınızda da kalmasını umut ediyorum. Bakın o sözlerden biri diyor ki aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorunda diyor. Bakın. Yani burada aslan olmaktan bahsediyor. Kendine güvenen, güçlü, yaptığı çalışmaların arkasında duran kişilerin varlığından bahsediyor değil mi? Onlar kendi hikayelerini yazmadıkça maalesef ki avcıların hikayelerini dinlemek zorunda kalırız diyor. Önemli bir hayat dersini içeren bir atasözü, bir Afrika atasözü. Ve bir diğeri, bir diğer söz diyor ki, bir aslanla karınca kavgasında kazanan olmaz. Ne kadar doğru değil mi? Yani eşitliğe vurgu yapıyor. Bir yandan kavganın da aslında olmaması gerektiğine vurgu yapan bir söz baktığınızda ama aslan ve karıncayı karşı karşıya getirmenin yani iki farklı noktada olan canlıdan bahsediyoruz. Aslanın ekosistemdeki görevi farklı, konumu farklı, karıncanın farklı. Onların karşı karşıya gelmesinden, onların kavga etmesinden bahsediyoruz. Ve böyle bir kavgada ...eşit olunmadığı müddetçe yapılan bir kavgada kazananın olmayacağını söylüyor bu Afrika sözü. Kesinlikle katılıyorum ben. Bilmiyorum siz de katılıyor musunuz? Bir diğer sözleri de diyor ki biliyorsunuz Afrika'da yağmura hasretlerdir çoğu zaman. O sıcak ekosistemde yağmur onlar için mükemmeldir. Ve yağmur dansları dahi yapılır tarihten bu yana. O yüzden yağmurun geçtiği, yağmur kelimesinin geçtiği çok fazla atasözü de görüyoruz. Onlardan biri de şu biraz yağmur bile her gün nehirleri doldurabilir. Bakar mısınız? Ne kadar pozitif bir söz. Geçtiğimiz günlerde bir doçentin, bir üniversitede doçentin bir videosuna denk geldim. Sevgiden aşktan bahsediyordu. Aşk nedir diye bir video çekmişler. Ve orada hedone'den bahsediyordu. Hedone bir şeye karşı istek duyma durumu. İşte siz ne kadar çok mesela o tayin elvasını söz konusu etmişler. Tabi biraz da esprili bir dille anlatıyorlar. Tayin elvasını tüketirseniz o kadar çok sıkılıyorsunuz mesela. Böyle bir örnek vermişler ama benim kısadan ise gelecek yerim şu. Afrikalılarda Hedone'nin, bu doçent olan isim, Hedone'nin çok olduğunu söylüyor. Oytun Erbaş bu arada. Adını vereyim. Sizler de belki birçok videosuna denk gelmişsinizdir. Evet bazı açıklamaları çok tartışıldı. Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar vardı. Onlar da çok tartışıldı bir ara. Ben demiyorum ki her yapılan açıklamayı kabul edin. Her profesörün söylediği doğrudur. Her hocanın söylediği doğrudur. Böyle bir şey demiyorum. Ama söylediklerinde doğru olan da olabilir. Aklınıza yatan da olabilir. Onaylanan da olabilir. Onları bence kaydetmek faydalı. Kaydetmekte fayda var. İşte onun çektiği bir videoda bu hedone konusundan bahsediliyordu ve diyordu ki kendisi Afrikalılarda hedone çoktur. Çünkü ne zaman yağmur yağacağını bilmiyorlar. Çoğu zaman yağmıyor. Su bulamıyorlar. Suya muhtaçlar. Azıcık su görseler çok mutlu oluyorlar. Yani hayata hep mutlu olmayı öğreniyorlar bu sayede. Ama sürekli mesela su içen insanlar işte sürekli keyifleri bazen bozulsa da yerinde olan Afrikalılara göre imkanları yerinde olan insanlarda hedone çabuk bitebiliyor diyordu. Bu yüzden en küçük şeyle bile depresyona girebiliyor diyordu. Ama Afrikalılarda hedone çok. Azıcık bir su bile bulsalar dans ediyorlar, çok mutlu oluyorlar diyordu. İşte oradan yola çıkarak aslında bu sözün de ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Biraz yağmur bile her gün nehirleri doldurabilir atasözü var Afrika'da. Yani az da yetinmeyi öğrenmiş insanlar, az da mutlu olmayı öğrenmiş insanlar atasözlerinden de bunu anlayabiliyoruz. Hemen yorumlar gelmiş bakalım. İsmail diyor ki yeterince hızlı değilsen hayat önden gider sen arkadan yetişemezsin diye de aktardı. Galiba senin sözün ne kadar doğru. Bakın sizler de hayat tecrübelerinizden yola çıkarak ne güzel sözler söylüyorsunuz. Varsa böyle söylemek istedikleriniz aktarın. Hep böyle başarılı yayınlarla bizlerle olun. Çok teşekkür ederim diyor Hasan Çırı. Ben teşekkür ediyorum. Siz de yorumlarınızla böyle bizlerle olun. Cenk Oytuner baş dediğinize göre hedonizmin Afrikalıların geline işlemediğini söylemiştir diye de aktarıyor. Evet isim vermek istemedim çünkü e, koronavirüs konusundan dolayı çok tartışılan bir isim ama e, sonuçta sosyal medyada yayın yapıyoruz ve e, sansür konusunda öyle bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Tabii ki herkesin söz hakkı var benim konuştuğum herkesin tabii ki söz hakkı vardır ama kendi aramızda şu anda da konuştuğumuz için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii koronavirüs konusundaki açıklamaları ben tartışmayacağım. Sadece Hedone konusunda bir videosu vardı. Orada böyle söylemişti ve bence de çok doğru baktığınızda değil mi? Bir diğer Afrika atasözünde şöyle söylüyor. Büyük ağaç devrilince yapraklarını keçi yer diyor. Bakın büyük ağaçtan kastı tabii ki büyük insanlar değil mi? Büyük işler. Böyle bir mesaj veriyor bu söz. Ve bir diğer sözde de duman yalnızca bal arılarını etkilemez. Bal toplayıcıyı da etkiler diyor. Yani duman. Yani kötü bir olay. Bir sis. O zarar sadece bal arılarını etkilemiyor. Bal toplayıcıyı da etkiler diyor. Yani mesela bazen bazı insanlar, kötü insanlar birilerine zarar vermek istiyor ya. Ayaklarını kaydırmak istiyor ya. Yapmayanları tenze ediyorum ama bu dünyada kötü insanlar da var. Yani sadece olan o insana da olmuyor, kendisine de oluyor. Bir nevi buradan ilahi adalet olduğunun sonucunu da çıkarabiliriz bu atasözünden değil mi? Ben öyle düşünüyorum naçizane. Bir diğer Afrika atasözünde de diyor ki, fark edilmek için çok küçük olduğunu düşünüyorsan, kapalı bir odada bir sivrisinekle uyumayı denetiyor. Yani aslında sen çok değerlisin. Bu mesajı veriyor. Çok küçük değilsin, kendinizi küçümsemeyin. Kendinize önem verin. Hepimiz yaratılmış nadide varlıklarız ve bu dünyaya aslında hepimiz bir amacı olarak geldik. O amaçların en büyüğü iyi bir insan olmak değil mi? Bu sözden de onu çıkarabiliyoruz. Hepimiz aslında çok değerliyiz. Ve çevrenizdeki insanlar da çok değerli. Onlar da bir birey, onlar da canlı. Ve onlara da saygı duymak zorundasınız. Tıpkı kendinize saygı duymak zorunda olduğunuz gibi. Ve bir diğer Afrika atasözünde de sadece bir aptal suyun derinliğini iki ayağıyla test eder diyor bakın. Görüyor musunuz? ne kadar önemli mesajlar bunlar. Suyun derinliğini iki ayağıyla test etmek ne demek? Aslında bir nevi suyun derinliğini de bilmediği için iki ayağıyla girdiğinde boğulabilir. Çok büyük risk almak demek. Ve bu şekilde bir mesaj veriliyor bir diğer Afrika atasözünde. Devam edeceğim ama yorumlar da gelmiş. Hemen kısaca onlara da bakayım. Son üç sözde aktarıp kapatacağım bugün yayını. Gizem Hanım hiçbir platformda sizin kadar kaliteli yayın yapan bir sunucu yok. Ağzınıza sağlık diyor Cihan. Teşekkür ediyorum Cihan bu yorumunu. Sevdim. Hoş geldin. Hakan insanın gözünü bir dünya doyurmaz da iki avuç toprak doyurur diye çok güzel bir söz söyledi. Değil mi? Ölüm gerçeğini hatırlattın bize. Veysel Bey hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyoruz Veysel Gönder Bey. E. Biz de ekip olarak selamlarınızı alıyoruz inşallah. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı geceler olsun. Nice güzel günlere diyelim, hoş geldiniz. Herkesin hayatının hızı farklı oluyor diye de diğer izleyicimiz söylemiş. Aynen öyle. Ama önemli olan o hayatı iyi bir insan olarak geçirmek günün sonunda. Ve bir diğer Afrika atasözü de diyor ki, Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer. Sular çekildikçe de karıncalar balıkları yer. Bakın. Kimse bugünkü üstünlüğüne, gücüne güvenmemeli. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir diyor. İşte yine ilahi adalet sonucuna geliyoruz, değil mi? Hayata geliyoruz. Ve hayatın bir akışı var. Bugün patron olan yarın işçi olabilir. Bugün işçi olan yarın patron olabilir kimse bugünkü gücüne, bugünkü yaşına, bugünkü gençliğine, güzelliğine güvenmemeli. Çünkü yarın var. Ve yarının ne olacağı, yani bir saat sonrasının, bir dakika sonrasının ne olacağı belli mi? Değil. O yüzden kimse kimseyi küçümsememeli ve hor görmemeli diyor aslında bu Afrika atasözü. Ve bir diğer Afrika atasözünde de diyor ki, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır diyor. Yani acının rengi, aynıdır diyor. Acının dili aynıdır diyor. Değil midir? Mesela Suriye'de o çocuklar o savaşın içerisine doğarken o zaman gözyaşının rengi var mıydı? Herkesin canı yanmadı mı? Herkesin içi parçalanmadı mı? İşte dün söyledim size sokaktaki bir köpeği tekmelemiş. Tabii iyi insanlar için söylüyorum. Canı yananlar iyi insanlar olur. O sokaktaki köpeği tekmelerken o görüntülere bakan herkesin canı aynı şekilde yanmıyor mu? İyi insan olan herkesin. Yani burada din, dil, ırk ayrımı yok. Gözyaşlarımızın rengi aynıdırdan kasıt bu. Acı, her yerde aynı acı. Daha nice, güzel acısız günler yaşamamız dileğiyle elbette. Bu da bir Afrika sözüydü. Bakın ne kadar büyük hayat dersi veren sözler bunlar. Evet Hakan çok fazla kötü insan var demişsin ama çok da fazla iyi insan var değil mi? Çok da fazla iyi insan var. Hep olumlu bakalım bu konuda. Birey ve toplumun huzur ve mutluluğu yaşantıya verilen anlam ve değerle gerçekleşir diyor. Evet İsmail'in kendi sözleri bu arada. Çok teşekkür ediyorum İsmail. Ne güzel kendinde böyle sözler paylaşıyorsun. Çok güzel doğru sözler. Bunları umut ediyorum ki yazıyorsundur bir yere. Belki bir gün kitap bile çıkarırsın. Acının rengi aynı olsa da şiddeti ve hissedilme derecesi çok farklı diyor. Doğru söylüyorsun. İzleyicimizin bu yorumu da çok doğru. İşte o da insanların vicdanına göre değişir. Yani insanların belki de hem karakterine, hem vicdanına, hem de o zamana kadar ne kadar kırıldığına göre değişir. Belki o kadar çok kırmışlardır ki o insanı. Artık hissizleşmiştir. O da olabilir. Ama her şeyden öte, o içimiz cız etmesi bile aslında ne kadar acı bir olaya karşı tepki verdiğimizi de gösterir. Değil mi? Vicdanlı olduğumuzu da gösterir. Gençlerimiz candır diyor Ahmet. Katılıyorum. Her şey gençlikte bir yanda. Ama gençliğimizi yetiştiren de büyükler değil mi? Örnek olan da büyükler. NASA'dan da ekmek yiyen arkadaşlar var. O bağlamda yine de önyargılı değilim. Orada hak üzere olanlar da var. Gençler de var diye ekliyor. Ve tabii son bir söz de aktaracağım ben size. Bakın Belki de bu zamana kadar aktardığım atasözlerinden en uzunu ama mesajı iyi almak lazım. Diyor ki bu sözde de Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda olduğunuzu bilin diyor bakın. Yani aslında burada şunu görüyoruz. Makamımız, mevkimiz, bulunduğumuz yer, yaşımız, ülkemiz, cinsiyetimiz farklı olabilir. Fakat bunlar bir yana her sabah yeni bir gün, her sabah yeniden güneş doğuyor. Ve her sabah ilerlemek zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor. Ve ilerlemeliyiz. İyi bir insan olarak yolumuza devam etmeliyiz. Aslında bu sözlerde kısa ve öz, naçizane benim anladığım bu ve verilen mesajın da bu olduğunu düşünüyorum. Bugün de yayınımızı noktalarken biraz haberlerden uzaklaştırmak istedik sizleri. Biraz da bu pandemi sürecinin olduğu günlerde hayata dair eminim ki çok fazla mesaj aldık. Çok fazla unuttuğumuz gerçeği yeniden hatırladık. Ve belki hayata olan bakış açımızı, bakış açılarımızı revize ettik. Farklı şekilde şekillendirdik. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu tarz atasözlerini paylaşmaktan da biz mutluluk duyuyoruz. Bu kez Afrika'ya uzanmıştık. Afrika'da çok meşhur olan ve hayatınıza gerçekten dokunacağını düşündüğümüz 10 derin atasözünü sizlerle paylaştık. Dilerim ki mesajlar alınmıştır. Dilerim ki bu gece uyumadan önce belki de düşüneceğiniz mevzularda size bir ışık olabilecektir bu sözler. Çok teşekkür ediyorum bugün de yayınımıza katılanlara. İyi ki varsınız. İyi bizlerlesiniz ve bizlerle olmayı devam edin lütfen. Yarın da 28 Mayıs 2020 tarihinde herkesi saatler 21'i gösterdiğinde bekliyorum. Ve paylaşımları da biz gelmeden önce çünkü biz 21'de tam 21'de açıyoruz yayınımızı o sularda. Biz gelmeden önce paylaşırsanız gruplar, profil, Instagram, Facebook, YouNow, Dilay neresi olursa hepsini de paylaşırsanız çok mutlu oluyoruz. Hepsini ben takip ediyorum tek tek ve çok mutlu oluyorum. Ekip olarak da çok mutlu oluyoruz. O yüzden bekliyoruz paylaşımlarınızı, desteklerinizi. İyi ki varsınız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ve bugün yorum yapan çok fazla kişi oldu. Ne mutlu. Hoş geldiniz hepiniz. Çok sağ olun, var olun. Eğer ailenize, aile üyelerinize, yine sevdiklerinize yine arkadaşlarınıza da bizi önerirseniz çok ama çok sevinirim. Bu arada Asım Enes bir fotoğraf göndermiş bizi izlerken. Ne kadar güzel paylaşacağım bunu hemen. Hem IPTV sayfamızdan hem de kendi sayfamdan paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum Asım. Facebook'tan göndermiş. Diğer izleyicilerimizden de belki bugün atmadınız ya da çekemediniz ama yarın beni izlerken işte bilgisayar ekranını yine aynı şekilde video çekerken beni yine yayınlarımızı, videolarımızı atarsanız çok mutlu olacağız. Mark Chagall videosuyla şimdi noktalıyoruz. Kendisi unutulmaz bir sanatçıydı. Neden unutulmazdı? Onun cevapları bu videoda. İzleyin lütfen. Yarın 21'de bekliyoruz. İyi akşamlar. Unutulmaz sanatçılar serimize devam ediyoruz ve bu kez konuğumuz Mark Chagall. İşte Mark Chagall'ın hayatı ve eserleri. Rus hasıllı Fransız ressam Marc Chagall, 7 Temmuz 1887'de Belarus sınırları içinde kalan Vitebsk kasabasında, kendi deyimiyle ayakçı bir baba, otoriter bir anne, birkaç kardeş, anneanne, babaanne ve dedelerden oluşan geniş bir Yahudi ailesinde dünyaya gelir. My Life Marc Chagall yani Hayatım Marc Chagall adlı otobiyografisinde, ama her şeyden önce ölü doğmuşum diye anlatır. Çünkü doğduğu gece kasabada çok büyük bir yangın çıkar. Durumu umut kesilecek derecede kötü bebeği şehrin öbür ucundaki daha güvenilir başka bir yere taşırlar. Şagal çocukluğunda Yahudilerin sosyal ve kültürel yaşamlarını iyi gözlemler. Bunlar daha sonra zaten eserlerinde de yerini bulacaktır. Şagal'ın bir seferinde tablosunu gösterdiği annesi işte bakın şunları söyler. Evet oğlum görüyorum kabiliyetim var ama yavrum dinle beni bir yere çırak girsen belki daha iyi olur der annesi. Sanat eğitimine 1906'da başlar ve 1908-1910 arasında St. Petersburg'da Krallık Güzel Sanatları Geliştirme Derneği tarafından yönetilen Avantgard Resim ve Çizim Okulu Sivan Seva'ya gider. Burada hocası olan Sezan aracılığıyla Van Gogh gibi sanatçıların eserlerini tanır. Self Portrait with Brushes Russian Wedding Bird gibi resimleri işte bu dönemden örneklerdir. Otobiyografisinde dedesinin evlerinin çatısında oturup havuç yemesini sevdiğini bile yazar. 1908'de Ölen Adam resminde tüm bunlar açığa çıkar. Çatıda oturmuş kemancı ile beraber ağlayan bir kadını, ölüyü, amcasının berber dükkanını ve danicelerini tasvir eder. 1910 yılında kazandığı bir bursla Paris'e giden sanatçı ilk zamanlar kenti pek sevmese de zamanına alışır. Paris'te bulunduğu yıllarda döneminin önde gelen ressam, yazar, şairleriyle tanışma fırsatı bulan sanatçı André Breton, Modigliani gibi ressamlardan etkilenerek yeni resim arayışlarına girer. Chagall'ın Paris'te yaptığı stüdyo adlı çalışmasında renk açısından Van Gogh etkileri gözlemlenebilmektedir. Paris'te fovistlerin etkisiyle güçlü bir renk tekniği kazanır. 1911'de Modigliani gibi ressamlarla arkadaş olur ve kübizm akımıyla ilgilenir. Chagall, Picasso'nun çözümsel düşünmeye bağlı tekniğiyle özellikle 1911-1912 yılları arasında resimlerinde kübizme doğru bir eğilim göstermeye başlar. Resimlerin arka planındaki mekan düzenlemeleri analitik ve sentetik açıdan kübizm etkileri taşır. Ancak onun kübizmi Picasso'dan farklıdır. Figürlerin anatomik yapısını bozup parçalar, deformasyon da yaparak insanı farklı bir şekilde resmeder. Kübist akımı kendine özgü denemeleriyle biraz daha farklı bir anlayışla yorumlar Chagall. Bu akımın kökeninde sürrealist bir nüve olduğunu düşünür. Onun bu kişisel düşüncesi tinsel anlamda mistik ögelerle de örtüşür. Yaptığı resimlerin bazılarında dinsel temalı semboller de kullanır. Ben ve lirik çalışmalarının yoğunlaştığı, Breton'un deyimiyle onun tam anlamıyla lirik bir biçimde patladığı bir dönemde üretilmiştir. Bu resim bir manzara değildir. Sembollerle birlikte renklendirilmiş formların resimli hikayesinde fiziksel olarak yaşanmış gerçekliği yansıtan imgeler bütünüdür. Resmin en dikkat çeken unsuru, sağda konstrüktif bir çerçeve içine yerleştirilen yeşil renkli ressamın kendi profili ve kristal parçalanmış yüzeyinden sanki rüyadan bir hayalet gibi çıkıp ressama bakan beyaz bir inek başıdır. Birbirine sebatla bakan bu iki figürün gözleri neredeyse görünmez bir çizgiyle bağlanmaktadır. Bu ince çizgi, büyüdüğü Rus köyüne dair olan hatıralarına olan bağlılığını üstü kapalı bir ilişkiyi işaret etmektedir. İneğin yanak kısmındaki inek sağan kadın da sanatçının annesi gibi birçok kadını aslında sembolize etmektedir. Sanatçı anılarında kalan köyünü ve çocukluğunu tuval üzerine yansıtmıştır. Resim adeta hatıraların aynasıdır. Yalın bir anlatımın söz konusu olduğu tablonun altında sanatçının güzel bir çiçek dalı tutan hali ve uzaklara giden yol insanın hayata ve gizeme uzanışını anlatır. Cemal Süreyya ise Yazman Dağı Aşk şiirini Şakal'ın Ben ve Köy tablosundan esinlenerek yazdığını belirtir ve ekler. Ressamlar kadar şairlerin de çok öğreneceği var ondan der. Tuval yüzeyinin düzenlenişi, renkler, figürlerin anlatımı, ışık, gölge kullanımı gibi özellikler 1940'lı yıllara kadar Chagall'da etkisini sürdürür. Apollinaire'in önerisi üzerine Chagall'ın Mart 1914'te Berlin'de büyük etki yaratan ilk kişisel sergisi bir bakıma Alman ekspresyonizminin başlangıcı olur. 1914'te Berlin yoluyla Vitebsk'e geri döner. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın başlaması onun Paris'e dönmesini engeller. Burada ilk kez 1909 yılında karşılaştığı Bella Rosenfeld 1915'te evlenir. İda adını verdikleri bir kızları dünyaya gelir. Bu tarihten sonraki resimlerinde mutlu aşıklarla sık sık karşılaşırız. Bu dönemde gerçekçi bir üslupla çalışır ama resim yüzeyini kübist üslupla bölümlemeyi bırakmaz. Şagal'ın resimlerindeki mutlu çift betimlemelerinin kaynağını öz yaşam öyküsündeki huzurlu birlikteliklerde aramak mümkündür. Şagal, evliliklerinden kısa bir süre önce resmettiği Doğum Günü adlı eserinde eşi Bella'nın doğum gününde kendisini ziyaret edişini betimlemiştir. 1917 Ekim devrimi öncesinde Rusya'da Yahudilere uygulanan kısıtlamalar ve oluşan kargaşa ortamından derin biçimde etkilenir Şagal. Devrimden sonra Vitebsk eyaletine sanat komiseri olarak atanır ve müdürlüğünü yaptığı bir sanat galerisi kurar. Ancak Şagal, ressam Malevich de fikir ayrılığına düşer ve bu nedenle de 1920 yılında Rusya'dan ayrılarak önce Moskova'ya daha sonra da Paris'e döner. Şakal, rüya sahnesi gibi görünen resimde mutluluktan havalara uçmuş eşi Bella'nın elinden tutmuş, kendisini yüzünde bir gülümseme ve elinde bir kuşla resmetmiş. Kuş mutluluğun sembolüdür. Resimde sol tarafta çiçekli bir piknik örtüsü üstünde kadeh ve içkiler piknik sonrası mutluluklarını resmetmiş. Şagal beyaz yakalı elbisesiyle çok sevdiği karısı Bella'yı etkileyici bir şekilde tasvir etmiş. Bella'nın ayak ucuna ise kızları İda'yı ve kendisini yerleştirmiş. Çocuksu bir çağrışım, hayalle gerçeğin karıştığı ortamlar, Duyguların aktarımındaki şiirsellik, coşkulu ifadeler, figürlerin bilinçli deforme edilişi ve herhangi bir mekana, zemine ayak basmadan havada uçuşları, yan ya da ters biçimde boşlukta asılı gibi duruşları Chagall'ın sanatının dikkat çeken önemli özellikleridir. 1924 yılında Paris, 1933 yılında Basel'de sergiler açan Chagall'ın 59 çalışması Naziler tarafından karalamak amacıyla dejenere sanat adı altında gösterilir. Bu o yılların Almanya'sında pek çok sanatçının başına gelen bir şeydir. 1937 yılında Fransa vatandaşı olan Chagall, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da zor günler geçiren diğer ressamlar gibi Amerika'ya gider. 1941-48 yılları arasında Amerika'da yaşar. 1944'te çok sevdiği ve mutlu bir hayat yaşadığı karısı Bella'nın zamansız ölümüyle hayatı zorlaşır. Bir süre sonra Fransa'ya döner, çalışmalarına devam eder. Bella'nın ölümünden 8 yıl sonra ikinci evliliğini yapar ve bir oğlu olur. Amerika'da yaptığı en tanınmış tablolarından biri Beyaz Çarmıha Geriliştir. Naziler acımasızca Yahudileri katlederken 9 Kasım 1938'de yaşanılan Kristal Gece'de başlayan katliamlar günlerce sürer. Bilinen adıyla Pogrom yani katliam gecesi sonunda 100 civarı Yahudi öldürülür ve birçok havra tahrip edilir. Mark Chagall bu tabloyu savaş karşıtı olarak yapar ama Yahudi sembolleri kullanır. Çarmıha gerilen Hz. İsa'nın başında bir Yahudi tarığı, üzerinde ise Yahudiliğin dua atkısı olan tellit bulunur. Her iki simge de Yahudilik inancında önemlidir. Eserde yerler ise tamamen karla kaplıdır. Bu soğukluk teması sanatçının sezdirmeye çalıştığı ürküntü, acı ve drama yakındır. Resmin sağ tarafında bir asker, talan edilen bir sinagogtan kurtardığı alevler içerisindeki bir tora sandığını açar. Resimde sağa sola kaçışan insanlar görürüz. Mavi renkli elbise giymiş olanın üzerinde ben bir Yahudiyim yazısı okunur. Resmin bir diğer tarafındaysa köylerinden kaçan bir gemi dolusu insanın el ve kol hareketlerinden ne kadar korktukları belli olmaktadır. Öte yandan yanan köyün üzerinde kızıl bayraklar taşıyan askerler bulunur. Şagal korkuyla kaçan Yahudileri kurtaracağını umduğu Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu askerlerini öne çıkarmıştır eserinde. Resimdeki beyaz ağırlıklı renk ise saflığı güzel. Müzik